Selamünaleyküm dostlar. Nergis Kokusu isimli hikayemizin 7. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Gördüğü karmaşık, mihnetli ama manasız rüyalar arasında duyduğu tabak şangırdısıyla irkilerek çatmıştı kaşlarını genç kadın. Bedeninin her bir kısmı üzerine tonlar rüyük bırakmış gibi sızım sızım sızlıyordu. Baştan ayağa deyimi tam bu araların boyutunu anlatabilmek için türetilmiş gibiydi. Nitekim bu o kadar da halsizdi. Kafasının içine taşlar doldurulmuş gibi güçlükle ve hafif bir iniltiyle çevirmişti yumuşak yastığında. Peki ya bu göz kapaklarına ne olmuştu? Açamasın diye bantlanmış gibi hissetmesi normal miydi? Diğer kalsın, çorba kâfi. Kulağına dolan tanıdık erkek sesiyle zor da olsa aralamıştı uyku mahmurusu yeşillerini. Bulanık görüş açısına kolları kıvrılıp üst iki düğmesi açılmış beyaz gömlekli Eşref Haşim girmiş, genç adam odanın kapısını kapatıp elinde tuttuğu kahverengi tepsiyle duvar dibine çekilmiş tekerli mutlu masaya doğru yönelmişti. O Uskan neredeydi? Saat kaçtı? Ne kadar zamandır uyuyordu? Beyninin içi öyle boşalmış gibiydi ki adını anımsadığı için kendini şanslı ilan edebilirdi. Kurumuş dudaklarını birbirine bastırarak yutkunmuş, dudağının kıyısında kabuk tutan küçük yara sızlamıştı. ''Ne oluyor?'' demişti çatallanmış kısık bir mırıltıyla. Eşref Haşim duyduğu sesle başını çevirip ona bakmış, az evvel her zamanki ciddiyetinde duran yüzü bir anda aydınlanmıştı. Masadaki tepsiden çorba kasesi ve kaşığını alıp tereddütsüzce yürümüştü yatağa doğru. Dudakları belli belirsizce kıvrılırken kaseyi komodine bırakmış, elini uzatıp genç kadının alnındaki perçemleri okşar gibi usulca geriye itmişti. ''Çorba getirdiler sana.'' ''Şu yatağı biraz dikleştirelim de.'' Dediğiyle yatağın kenarındaki düğmelere basarak bir miktar dik vaziyete getirmiş, dönüp koltukta duran küçük yastıklardan birini alarak karısının yastığı altına destek yapmıştı. Oğuzkan gideli saatler olmuştu. Nergis o andan beri ilaçların da etkisiyle derin derin uyumuştu. Ona da koltuğa güzelce yerleşip karşısındaki bu manzarayı izlemek kalmıştı. Tabii kolay geçmemişti sessizlik. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın beyninin içindeki ya ona bir şey olsaydı diyen sesi susturamamıştı. Hatta izlemek yetmemiş, odanın içinde attığı voltalar her daim yatağın yamacında bitmişti. Rahatsız etmeden uzun uzun koklamıştı tutkunu olduğu o gür siyah tutamları. Dokunmaya kıyamaz gibi okşamış, nefesini tutup nefes alışverişlerini dinlemişti. Duyduğu her acı dolu inleyiş ise onu kahretmeye yetmişti. Yastığının altına konulan destekle dikleştiğinde huysuz bir kız çocuğu gibi mırıldanmıştı Nergis. ''Kolumu kaldıracak halim yok, istemiyorum.'' demişti. Başını diğer tarafa çevirip gözlerini yeniden uyuyacakmış gibi kapatırken Eşref Haşim hafifçe gülmüştü. Görünen o ki Nergis Hanım naz niyaz modunu açmıştı ama onun vazgeçmeye niyeti pek yoktu. Yatağın kenarına oturup almıştı komedine bıraktığı çorba kasesini. ''Olsun ben içiririm sana.'' demişti koyu kıvamlı beyaz çorbayı şöyle bir karıştırırken. Çok sıcak değildi, tam içilecek gibiydi ısısı, ekmeğe de lüzum yoktu. Hiç değilse birkaç kaşık içse içini rahatlatmaya yeterdi. Uzanıp büyük avcunu yatakta kızın yanağına okşar gibi yaslamış, yüzüne çevrilen huysuz yeşillere hafifçe göz kırpmıştı. İlaç alırken boş kalmasın miden, azıcık lütfen. Uzun kirpiklerini hızlı hızlı kırpıştırırken derin bir solukla oflamıştı Nergis. İçinde bir yudum suyu bile sığdıracak yer yok gibi hissediyordu. Ama bu adam ona böyle mırıl mırıl davranırken terslenmeyi de istemiyordu. Yüz ifadesi tüm istesizliğini yansıtırken onu kırmamış, uzattığı kaşı isteyemerek de olsa ağzını açmıştı. Ve damağında hissettiği tatla yüzü daha da vurulmuş, içinden yükselen öğürme isteğini zorlukla bastırmıştı. Tatsız tuzsuz demişti sızlanır gibi bir tavırla. Tamam bu çorbalar hastaların iyiliği için böyle yağ ve tuz kullanılmadan yapılıyordu ama bunu kendi isteğiyle ve severek içebilen bir insan evladı olduğuna asla inanmıyordu. Kimse inandıramaz beni. Genç adam duyduğu sızlanışı hafifçe tebessüm ederken çabucak bir kaşık daha doldurup karşı koymadan içivermişti. Diğer elindeki peçeteyle dudaklarına sızan damlaları silerken de teselli verir gibi sallamıştı başını. Sabah doktor taburcu etsin, söz kelle paça içirmeye götüreceğim seni. Şimdilik sık dişini. Duyduğu sözlerle gözlerini kısıp düşmanına bakar gibi ters ters bakmıştı ona Nergis. Neydi bu şimdi çocuk kandırır gibi? Çorbasını usul usul içerse çikolata da verecek miydi bari? Gerçi çikolata olsa bile onu da yiyecek yer yok diye içinde neyse. Kendini zorlayarak bir iki kaşık daha içmiş, sonunda elini kaldırıp mecalsizce yaslamıştı genç adamın koluna. Yeter ne olur, içtiğimde çıkacak yoksa.
Bu kez duyduğu sızlanmaya kayıtsız kalamamıştı Eşref. Başını sallayarak ayaklanmış, yarısı zorla da olsa içilmiş çorba kasesini masadaki tepsisine bırakıp geri dönmüştü. Hiç değilse midesinde birkaç kaşık çorba olduğunu biliyordu ya, iç rahat edecekti. Yastığının altına koyduğu desteği geri alıp yatağın duruşunu yeniden yatar konuma getirmişti. Sonra da yeniden yamacına erişip elini uzatmış, büyük avcını solgunlaşmış pembe yanağı şefkatle yaslamıştı. ''İyi misin biraz daha?'' demişti. Yüksek çıkmamasına özen gösterir gibi kısık ve yumuşak bir sesle. Koyu mavilerini ilk kez görüyormuş gibi gezdirmişti. Karısının alnındaki morluk ve dudağındaki kabukta. Onun yüzünden olmuştu. Peşini bıraksa, davayı alması için onu zorlamasa kızın başına gelmeyecekti tüm bunlar. Üstelik kendine bulduğu bir diğer suç da kapısının önünden ayrılmaktı. Ama yok, artık gerekirse o kaldırıma çadır kurar, yine de yalnız kalmasına müsaade etmezdi. Avukat hanım yanağına yaslanan avcın sıcağıyla kapatıvermişti gözlerini. ''Çok yorgunum, her tarafım ağrıyor.'' demişti, uykusunda konuşur gibi bir mırıldanmaya. Kaşlarını çatıp ürperti dolu bir titremeyle çekiştirmeye çalışmıştı üzerindeki pikeyi. ''Üşüyorum da biraz.'' dediğiyle genç adamın dudakları hüfçe kırılmıştı. O gece gelmişti aklına. Evlendikleri ve daha üzerinden saatler geçmemişken Oğuz Kağan'ı yakalandıkları günün gecesi. Önce bulacılı birer dürüm yemiş, sonra da sahilde çay içerek denize basalmışlardı. Ah ah! Esasen o gece anlamalıydı bu kıza kör kütük vurulduğunu ama anlamamıştı işte. Omzuna yaslanıp koluna ısınmak için sarıldığında kalbinin niçin bir parçalı güvercin gibi takla attığını anlam verememişti. Fakat artık her şey öyle netti ki. Oturduğu yerde kıpırdanmış, pikeyi karısının üzerine güzelce çekerken başını tereddütsüzce yastığa bırakarak yanına erişmişti. Genç kadının naif bedenine bir kalkan gibi yaslanmıştı kalın kolu. Ve burnun ucu şakağını hafifçe sürterken manidar bir sesle mırıldanmıştı. Ancak birbirimize yaslanırsak ısınabiliriz biliyorsun. Taşlar kadar ağırlıkta olan göz kapaklarını zorlukla aralayıp milimler ötesinde duran adama ters bir bakış atmıştı avukatım. İyi ki geçen gecenin için birlikte olamayacaklarını belirten bir konuşma yapmıştı. Hani yapmasa ne kadar uzak dururlardı düşünmek dahi istemiyordu. Bir de kalkmış onun laflarını ona satıyordu. Gözleri yeniden kapansa da kaşlarını çatmaya ihmal etmemişti. Pis bir fırsatçısın. Hiçbir şey unutmuyorsun demişti mırıldanarak. O kadar uykusu vardı ki bıraksalar masal prensesi gibi şöyle 100 sene falan uyuyabilirdi. Eşref Haşim'si aldığı cevapla sessizce gülmüş, derin bir soluk alıp gürsiyahlarının kokusunu içine çekerken dudağının ucuyla cıklamıştı. Nevresinin açıkta bıraktığı naif omzu büyük avcıyla okşayarak ısıtmaya koyulmuştu. Hafızam zayıftır aslında. Bak unutmuşum bile senden öncesini, önceki beni. Vay anam vay, adam biraz daha zorlarsa aksortis şiir yazmaya falan da başlayacaktı. Nergis'in dudakları kapalı gözlerinin ardından kıvrılırken hafifçe kıpırdanmıştı yattığı yerde. Zihni öyle bulanıktı ki yaşadıkları ve konuştukları tüm bu anlar rüyadaymış hissi veriyordu. Belki de o sebeple öyle böyle aklına ne gelirse söyleyiveriyor, yakınlığına karşı koyamıyordu. Yorgun ve üşüyen bedeni yamacındaki sıcaklık kaynağına istemsizce sokulurken başını hafifçe yerek boyun gerisine yaslamıştı. Artırıyorum. Hem fırsatçısın hem de ağzını ilaf yapıyor diye sayıklamıştı. Gitgide kendini derin bir uykuya kaptırırken burnundan usunca nefes almış, ardından esneyerek bulunduğu sıcaklığa tas tamam sığınmıştı. Of bir de çok güzel kokuyorsun. Ne bu, yumuşatıcı mı? Elti çatlatan falan. Sona doğru kısılan sesiyle daha fazla direnemeden uykuya teslim etmişti kendini. Genç adamsa tenine çarpan sıcak düzenli solukların huzuruyla kapatmıştı gözlerini. Bu bir yatağa ilk paylaşmaları değildi. Birkaç gün evvel de aynı yatağa girmişlerdi. Lakin o gece her ikisinin içinde kuru bir öfke, aralarında onları ayıran kırlentten bir duvar vardı. Fakat şimdi yanındaydı Nergis. Yüzünde tıpkı bir Nergis çiçeğini andıran mis kokulu saçlarını yaslayabiliyor, soluklarını en yakından duyabiliyordu. Başını eğip uzun bir buse bırakmıştı saçları ve alnının sınırına. Yalan değildi, az evvel söyledikleri. Ondan önce ne vardı ki? Ondan önce yaşıyor muydu ki? Nergis hayatına girdiği gün sanki bugün ona yaptığı gibi bir kalp masajı yapmış, zor da olsa onu hayata geri döndürmüştü. Şimdi öyle net hissediyordu ki sol yanında kıpırdanan deliği. Çok geçmemişti aradan, Nergis ara ara inlese de derin bir uykuya dalmış, Eşref günlerin hatta haftaların verdiği yorgunluğa rağmen gözlerini tek bir an kırpmadan yanında uyuyan kızı izlemişti. Eli saçlarında, yüzünde şefkatle gezinmişti. Gözlerini kapatıp onu düşündüğü anda eksik kalan neyi varsa ezber etmeye niyetlenmişti. Derken kapının ardında bir hareket hissetmiş, istemeye istemeye de olsa doğrulmuştu yattığı yerden, ayakları yere değdiği andaysa
Ufak bir tıklatmayla açılmıştı odasının kapısı. Ufak tefek bir hemşire içeri girip başıyla selam vermişti. "Pardon, bir tansiyon alacağım ben," demişti. Kısık bir sesle mırıldanarak gelip önce serumu kontrol etmiş, ardından genç adamın müsaade etmesiyle yatağa yaklaşıp Nergiz'in boştaki koluna usulca geçirmişti tansiyon aletini. Koyu maviler endişeyle bitmesini beklemiş, hemşire hanım ölçümü bitirip aleti kolundan çıkardığı esnada uykudaki genç kadından kısık bir inilti daha duyulmuştu. Sert bir yutkunmayla çatmıştı kaşlarını Eşref Haşim. "Arada böyle canı acıyor gibi inliyor uykusunda. Normal mi?" demişti keskince çatılmış kaşlarıyla. Kadının bir adım gerilemesiyle hemen pikeyi kavrayıp karısının az evvel açılan koluna sıkıca örtmüştü. Hemşire ise duyduğu soruya büyük bir ifadeyle başını sallamıştı. "Gayet normal. İlaç veriyoruz ama vücudundaki darp izleri malum. Çürük ve morluklar sızlıyordur muhtemelen. Geçmiş olsun," dediğiyle çıkıp gitmişti hemşire hanım. Genç adam saldığı cevapla ağır ağır çökmüştü koltuğun ucuna. Vücudundaki darp izleri. Kas katı kesilmişti çene kemikleri. Demek alnındaki şişlik ve boğazındaki morluklar haricinde başka izler de vardı. Demek o yüzden seruma katılan onca ilaca rağmen hala acıyla inliyordu. Allah bilir neler yaşamıştı o evde. O haysiyetsiz insaf etmeden canını nasıl yakmıştı. Aklına kapı aralığından ceset torbasına konulurken gördüğü kız geldiğinde hırsla sıkmıştı yumruklarını. Eninde sonunda o zalim kimse bulunacaktı. Ve yaptığı her şeyin hesabı bir bir sorulacaktı. Sonrasında yüzünde dolaşan tüy gibi bir dokunuşun etkisiyle ağır ağır aralamıştı su yeşillerini genç kadın. Elisleri evvela ona içi gider gibi bakan bir çift koyu mavi menemişle karşılaşmış, ardından açık sulor perdenin arasından içeriye vuran güneş ışığıyla kamaşmıştı. Kaşları bir anlık tutuklulukla havalanırken bakışlarını asistan odasında dolaştırmıştı. Yağmur sonrası pencereye basan buğular kadar bulanıktı zihni. Anımsadığı son şeyler evden telaşta çıkışı, gözlerini asistanede açışı ve onunla zihninde canlanan fotoğraf karesinden halice bir anıyla birleşivermişti bir an göz bebekleri. Kirpikleri şaşkın şaşkın kırpıştırırken yeşillerini ona doğru hafif şeyelen adamın yüzünde gezdirmiş, sıra dudaklarına geldiğinde ise boğazından sert bir yutkunuş geçmişti. Onlar dün gece... Yanağını şefkatle okşayan elin baş parmağı sanki aklından geçenleri anlamış gibi usulca değmişti kurumuş dudaklarına. "Günaydın avukat hanım, kahvaltı geldi. Hemşire serumu da çıkardı. Bir şeyler yemeden önce lavaboya gitmek ister misin? Malum serumlar mesane şişirir." Duyduklarıyla bozuntuya vermemeye çalışarak yumuşatmaya çabalamıştı yüzünün şaşkın ifadesini. Evet, yaşanmıştı dün gece bir takım şeyler ama onların hepsi şu şapsal serumların içine katılan sakinleştirici zımbırtılar yüzündendi. Kafasını adeta birkaç şişe devirmişe çevirmişlerdi. Allah vere de olanlar sadece masum bir öpücükle kalmış olsaydı. Saçmalama Nergis hastane odasında mı? İşsizinin verdiği işsiz destekle dudaklarını ıslatırmış gibi birbirine bastırmış. Yüzüne o her zamanki relak ifadelerinden birini yerleştirerek gayet normal bir durumdaymış gibi alaycı bir tavırla kıpırdatmış tek omzunu. "Bu kadar kuranmak yerine çişim var mı diyebilirdim biliyorsun değil mi?" demişti. Sırf aradaki o toz pembe romantik hava dağılsın amacıyla. Gülüşmüşlerdi bu dediğine fakat alt karnında hissettiği ağırlıkla bu sorunun aslında işte boş bir soru olmadığını anlamıştı. Kaç şişe serum yemişti acaba? Kendini sahurun o son dakikalarında üç damacana su devirmiş gibi hissediyordu da. Gülüşü ağır ağır solarken usulca itmişti üzerindeki beyaz pikey. Ama tespitin doğru gibi gitsem iyi olacak. Usulca doğrulmuştu yattığı yerden. Eşref Haşim'in verdiği desteklerle dikleşmiş, bedeninin her bir kısmı otobüs çarpmış gibi sızlarken ayaklarını mecalsizce yere sarkıtıp yumuşak terlikleri giymişti. Oh, ayağa kalktığında mesanesinin şiştiği daha bir hissettirmişti kendini fakat resmen adım atacak hali kalmamış gibiydi. İmdadına yine formaliteden kocası yetişmiş, ince belini sıkıca kavrayıp kalkmasına ve lavaboya kadar yürümesine yardımcı olmuştu. Neyse ki içeriye hastaları düşünerek tutunacak demirler koymuşlardı da çok zorlanmamıştı. Yeniden içeri girerken köşedeki küçük dolabı açmış, içindeki karton poşet çıkarırken bulmuştu genç adamı. Yumuşak terliklerini yere sürterek lavabo kapısını çektiğinde Eşref dolabı kapatarak dönmüştü. "Yatağa girmeden şu önlükten kurtulalım mı?" demişti, elindeki poşetlerle onu yönelirken. Yeniden yanına gelip belinden tutmuş, yavaş adımlarla götürmüştü yatağına. Sonra da cevap beklemeden poşetin içindeki koyu yeşil üzerine beyaz ve pembe çiçekli desenli yumuşacık pijama takımını çıkarıp koymuştu yamacına. Üzerine de etiket sarkan bir çift pembe kalın çorap. "Seni bırakıp evine gidemem. Bende kalan pijamaların da pek hastaneye uygun değildi.
Bunları internetten eve sipariş verip yardımcı kadından yıkayıp kurutmasını rica ettim. Şoför de erkenden getirdi. Hijyenik ve sıfır kilometre yani, merak etme. Bende kalan pijaman? Evet, o bordo saten şortlu pijama takımı hiç de hastaneye uygun değildi. Ama bunlar ne kadar da güzeldi böyle. Hem zevkini de bilmiş, sevdiği renkler de almıştı. Genç adam eğilip tereddütsüzce karısının giydiği yumuşak hastane terliklerini çıkarmış, çorapların paketini zorlanmadan açıp küçük ayaklarına geçirmişti. Aslında bu çoraplara dün gece üşüdüğünde ihtiyaçları olmuştu. Fakat o anda yalnız bırakıp da almaya çıkamamıştı. Neyse ki artık üşümeyecekti. Bir de şu incecik, yarısı olmayan hastane önlüğü yerine güzelce pijamalarını giydiğinde hepten rahat edecekti işi. Nergis duyduğu sözlerle derin bir soluk üfleyerek mecalsizce indirmişti omuzlarını. Dinlerken yoruldum demişti. Ağzının içinde mırıldanarak, yalan değildi. Gerçekten kollarını kaldıracak kadar bile enerjisi yoktu. Hele de serum takılan kolu. Resmen eli ödem yapıp şişmiş, hafifçe kıpırdayan alyans taslamam yerine oturmuştu. Bu esnada Eşref Haşim takımın alt parçasını alarak geçirmişti ayak bileklerinden. Önlüğü hala üzerindeyken bel kısmından tutarak yukarı doğru kaldırmıştı. Diz kapaklarına gek geldiğinde ise Nergis müdahale etmiş. Önünde çömelen adamın omzuna doğru kayıt kalırken pijamasının belini oturduğu yerde yukarı kendi çekmişti. Fırsatçı olduğunu söylemiş miydim? Şuradan bir hemşire çağırsan yardımcı olurdu giyinmeme. Yüzünde duyduğu hoşuna gitmiş bir gülüşle belirirken kalkmıştı Eşref Haşim. Hanımefendi iyileşmeye başladığına dair belirtiler göstermeye başlamıştı. Bu iyi işaretti. Doktor gelip kontrol ettiğinde taburcu izni de verirse bu sıkıcı hastane ortamından kurtulacaklardı. Genç kadın yorgun bir solukla gözlerini kapatıp açarken o beklemeden uzanıp önlüğün arkasındaki bağcıkları çözmeye koyulmuştu. En üsttekini çözmüş, ardından biraz eğilip ikinciyi de çözmüş, sıra sonuncuya geldiğinde iyice çenesi karısının omzuna değecek kadar eğilmesi gerekmişti. Onu da çözdüğünde önlüğü tek parça halinde çıkarıp koymuştu yatağın kenarına. Hemşire hanım teklif etti zaten. Ama ben teşekkür edip karımı kendi ellerimle giydireceğimi söyledim demişti. Gayet rahat ve bunu her zaman yapıyormuş gibi rahat bir ses tonuyla. Pijamanın kalan üst parçasını almış, bakışlarını Nergis'e çevirmişti. Esasen onu giydirme işinin en çok bu kısmı zorlamıştı. Hatta ufak bir terahta denebilirdi. Avukat hanımsa sessizce yönlendirmelerine itaat etmişti. Ama yalan yok, onu böyle zorlamak biraz da hoşuna gitmişti. Bakmadan giydirecek diye resmen kendiyle cebelleşmişti. Fakat bu yine de onunla uğraşmayacağı manasına gelmiyordu. Tek kaşını havaya kaldırıp imalı ters bir bakış atmıştı genç adamın suratına. Gözlerini çayıp çık bari. De iyi niyetinle yaptığına inanadım. Orama burama baktığını fark etmiyorum sanma. Dediğiyle dişlerini göstererek istemsizce gülüvermişti Eşref Haşim. Bakmıyordu canım. Tabii ki bakmıyordu. Ama nereden gözüne çarptıysa boynunun altında kalan minik beni görmüştü işte. Hay Allah, en alttan iliklemeye başladığı düğmelerin sonuna doğru yaklaşırken manidar bir tavırla havalandırmıştı kalın kaşlarını. Ben de dün gece ne fark ettim biliyor musun? Şu kısacık zamanda hiç anlamadan ezber etmişim her anını. Gülüşün, bakışın, saçlarının rüzgarda uçması bile kazınmış zihnime demişti mırıltı yandıran yumuşak bir sesle. Sonuncu düğmeyi iliklediğinde koyu mavilerini muzip bakışlarla çevirmişti su yeşillerini. Az önce de eksik olan kısım tamamlandı. Eğilmiş, eğilmiş, karısının pijamanın içinde kalan saçlarını çıkarırken dudaklarını kulağın kıyısına değdirerek alev ateş bir sos tonuyla fısıldamıştı. Her kıvrımın. Kocasının ima dolu fısıltısıyla gözleri hafifçe leşirken boğazından bir yutkunma geçmesine engel olamamıştı Nergis. Adam resmen önce romantik başlayarak onu yumuşatmış, sonra pasıyla gelişi güzel oynamış, sonunda da topu 90'a çarpmıştı. Ama onun kabahatiydi. Bu kadar sessiz kalır, bu kadar yüz verirse böyle astarını da isterdi işte. Ellerini kaldırıp olmayan dekoltesini saklarmış gibi göğsünü yaslamış, ona doğru eğilen adama gözlerini kısıp tehditkar bakışlar atarken yapmacık bir öfkeyle tıslamıştı. İyi niyetine inanan kafamı nokta nokta. Yeni uyanmış avukat hanımdan daha güzel bir şey varsa, bu uyku mahmuru gözleri ve büzülmüş kiraz dudaklarıyla söven avukat hanımdı esasen. Eşref Haşim duyduğuyla kısık sesli bir kahkaha atmış, kendi gülüşüne kendi şaşırmıştı. Sahi Enzo'nun ne zaman böyle gülsen gülebilmişti? Bu kız onun fabrika ayarlarına mı çeviriyordu? Yahut da vaziyeti tam da şarkıda denildiği gibiydi. Bir kadın gelir değiştirir seni. Gülüşü yavaş yavaş buharlaşırken yürüyüp tekerlekli masaya yerine yerleşen karısının yatağını iyice yaklaştırmıştı. Haydi bakalım şimdi kahvaltı zamanı. Akşam çorbayı bitirmedin ama bu tabağın hepsi bitecek demişti. Arkasındaki yastıkları güzelce düzeltip yatağı bir miktar dikleştirirken. Aslında o da dünden beri bir şey yememişti.
Dün gece çorbayla birlikte getirilen refakatçi yemeklerini yiyecek hali olmadığı için reddetmişti ama şimdi Nergis'i iyi görmüştü ya. Bu kez geri çevirmediği refakatçi tepsisinden birkaç lokma yiyebilecekti. Genç kadın yatağında hafifçe kıpırdayıp çayından bir yudum almış, bakışları duvardaki saate değdiğinde aklına gelenle kocasına dönmüştü. Televizyon çalışıyorsa açar mısın? Saat gelmiş, Müge Anlı başlar şimdi demişti. Tabaktaki kaşar peynirini ağzına atarken, öyle ya, bu sıkıcı hastane odasında ağız tadıyla kahvaltı edebilmenin tek yolu aklını dağıtmaktı. Müge abla da bunun en kolay yoluydu. Eşref Haşim karısının bahsettiği kişi ve program hakkında hiçbir şey bilmiyor olsa da sessizce ayaklanıp açmıştı televizyonu. Ayakta dikilip yavaş yavaş kanalları değiştirmeye başlamış derken Nergis gördüğü şeyle atılmıştı. Tamam tamam bu. Başını anladım der gibi sallamış usulca koltuktaki yerine dönmüştü. Bakışları ise bir ekranda bir de ekrana pür dikkat bakarak tabağındaki peynirleri ağır ağır çiğneyen kızla dolaşmıştı. Şaşkınlıkla yaklaşmıştı kaşları birbirine. Neydi onu bu kadar meraklandıran? Ekranda görünen tipler hiç de ilgi çekici değildi esasen. Ama madem izlerken keyif alıyordu izlesindi bakalım. Ben anlamadım şimdi. Bu kadın o kızın nesi oluyormuş? Kaçtığı adam üvey babası değil mi yani? Ama dizinde büyüdü falan diyorlardı. Çok değil 10 dakikaya geçmişe geçmemişti aradan. Nergis yatağın içinde bağdaş kurup yastıklarına yaslanmış. Eşref Haşim koltuğu iyice yatağa yaklaştırmış. Bir yandan da genç kadının tepsisinde küçük tereyağı ve bal paketini açıp ekmeğe sürmeye koyulmuştu. Lakin ikisinin de gözleri dünyanın en mühim şeyini izlermiş gibi programda kalmıştı. Nergis ağzındaki lokmayı çabuk tarafından yutarak iki yana sallamıştı başını. Hayır ya, bak şimdi kızın annesiyle babası da kazada ölüyor. Halasının da çocuğu olmamış diye bunu kendi çocuğu gibi büyütüyor. Ama iyilikten maraz doğar dememişler boşuna. Baksana, ayartmış halasının kocasına demişti. En ince detayına dek hakim olduğu konuyu çarçabuk özetleyerek. Genç adamsa duyduğu şeye hımm diye cevap vererek sürdüğü yağlı ballı ekmeği az önceki gibi karısının ağzına tıkıştırmıştı. Nergis de ağzına tıkılan ekmekle ona dönüp belirtmişti su yeşillerini. Bu neydi canım böyle? Sabahtan beri her bulduğu fırsatta ağzına bir şeyler sokup duruyordu bu adam. Kendini etlik civcivler gibi hissetmeye başlamıştı. Bu defa da o tabakta kalan salatalık dilimini alıp engel olmasına fırsat bırakmadan tıkmıştı onun ağzına. Ağzıma bir şeyler tıkıştırmaz mısın artık? Patlayacağım. Hem sen de biraz. Nihayetinde bitmişti kahvaltı saati. Soluksuz izledikleri program reklama girmiş. Tam o esnada sabahtan beri bekledikleri doktor gelmişti. Kontroller intizamla yapılmış. Testi tekrarlamak için yeniden kan alınmıştı. Lakin doktor kalp ritminde biraz sıkıntı gördü ve tansiyonunu düşük bulduğu için taburcu izni vermemişti. Akşam üzeri yapılacak kontrollerde bir sıkıntı kalmamışsa ancak o zaman eve çıkabileceklerdi. Bu durum her ikisini de mutsuz etmişti. Nergis iadesiyle bunaldığı bu odadan kurtulamadığı için oflayıp buflarken Eşref Haşim birkaç sene evvel günlerini geçirdiği o hastane odasını ve yaşadığı sıkıntıları aklına getirmemeye çabalamıştı. Derken aradan bir saate yakın vakit geçmişken tıklatılmıştı odanın kapısı. Gelenin Oğuz Kağan olduğunu düşünseler de kapı aralığından bambaşka bir sima görmüşlerdi. Günaydın demişti Baki kucağındaki bir demet mis kokulu Freyza ile içeri girerken. Çiçekleri diğer elindeki karton poşetle tekerlekli masaya bırakıp uçuk bir tebessümle yürümüştü yatağında oturan genç kadına. Eşref Haşim oturduğu koltuktan kesik bir soğukla kalkarken genç adam tereddütsüzce oturmuştu boşalan yere. Elini uzatıp büyük avcını avukat hanımın küçük eline kapatmıştı. Geçmiş olsun. Seni böyle iyi görmek mutlu etti beni. Aslında dün akşam gelmek isterdim ama malum. Emniyetteydik sabaha kadar. Şimdi başsavcım gelince kısa da olsa seni görmek istedim. Yüzüne isten bir samimiyetle bakan savcıya nazikçe tebessüm etmiş, su yeşilleri odanın diğer kısmında dolaşan gergin adama kaçamak bir bakış atmıştı genç kadının. Baki içeri girdiği an ip gibi gerildiği, koyu mavilerinin ona sezdirmemeye çalışarak bıkkınlıkla devrildiği kaçmamıştı gözlerinden. Bu adamın Baki ile derdi neydi acaba? Halbuki şimdiye dek bir tersleşmeleri bile olmamıştı. Açıkçası Oğuz Kağan ona daha da ders davranmış, durmadan laf sokmuştu. Ah ah, bir de kendisiyle tanışmadan hemen evvel sevgililik müessesinin kapısına dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu bilse ne yapardı Allah bilir. Başını hafifçe sallamış, elini usulca Baki'nin avucundan çekip masada duran Freyza'lara işaret etmişti. İyiyim, iyi hissediyorum gerçekten. Aklınız kalmasın bende. Çiçekler de çok güzelmiş, çok teşekkür ederim demişti nazik bir tavırla. Derken aklına gelenlerle dikleşmişti omuzları. Kaşları meraklı bir tavırla birbirine yaklaşmıştı. Bu arada aklıma gelmişken... Hayat nasıl savcım? Benim zihnim hala bulanık. Akşam başsavcım söylediyse de unutmuşum.
Nergis'in sorduğu soruyla bir anda sükunet dolmuştu odaya. Baki boğazından geçen sesli yutkunuşta bir an dönüp sorgular gibi Eşref'e Aşim'e bakmış, genç adam karısı görmeden gergin bir şehreyle başını hafif çekkene sallamıştı. Nergis olayı hemen öncesinden henüz hatırlamıyordu. Dolayısıyla hayatın öldürüldüğünden de haberi yoktu. Sadece kendisi hastanelik olduğu için onun da hastanede olduğu sonucuna varabiliyordu ama şimdi öğrenmemeliydi. Kalp ritminde ve tansiyonunda sıkıntı yaşarken bu haber onu derinden sarsardı. En azından hastaneden çıkıp davaya dönene dek bilmemeliydi. Savcı oturduğu yerde hafif şey kıpırdanırken zoraki bir tebessümle temizlemişti boğazını. Aslında onu Oğuzkan başsavcım daha iyi bilir. Ben diğer mevzulara ağırlık verince atladım o gelişmelere biraz demişti. Soruya yuvarlak bir cevap vererek. İyi dese yalan söylemiş olacaktı. Yoğun Nergiz'e yalan söylemeyi asla istemiyordu. Söyledikleri ise yalan sayılmazdı. Hakikaten de sabaha kadar hayatın evine giren ve polisler eve vardığı anda arka kapıdan çıkıp kaçan katilin izini sürmüşlerdi Yavuz başkomiserle derken burnunun ucuna dek uzatılan karton bardakla bir an duraksamış, kafasını kaldırıp tepsisinde dikilen iri adama sorgular gibi bakmıştı. Kadın kaşlarına hafifçe çatarak mırıldanmıştı genç adam. Buyurun savcı bey, afiyet olsun. Bakışları bir burnuna kadar uzatılan bardakta bir yatakta kızda dolanırken elini ağır ağır kaldırıp kalmıştı karton bardağı. Gözleri bardağı içinde koyu turuncu renkteki kıvamlı sıvıda dolaşmıştı. Bu nedir? Bu nedir mi? Eşref Haşim'in bakışları bu soruyu gerçekten sordun mu der gibi kısa bir bakış atmıştı Baki'nin suratına. Ardından hastayla olan samimiyetini beden diliyle göstermek istemiş gibi usulca ilişmiş dayak ucuna. Meyve suyu, bizde adettir. Hasta ziyaretine gelenin ağzı boş bırakılmaz. Sen de karımı ziyarete gelmişsin, sağ olasın. Gerçi pasta da getirmişsin ama üşendim açıkçası ondan çıkarmaya. Bizde adettir, karımı ziyarete gelmişsin. Duyduğu detaylar savcının çevresini iyiden iyiye strese bularken sert yutkunmakla yetinmişti. Ne kadar da çabuk alışılmıştı bu bizlere, karınlara. Görünen manzaraya bakılırsa gecede bu herif kalmıştı kızın yanında. Niye ablası falan gelmemişti sanki? Nasıl bırakmışlardı 13 gündür tanıdıkları elin aşiret ağasına? Ters bakışları genç adamın yüzünde usul usul ulaşsa da kısacık yutkunmayla yelemişti. Zahmet etmişsin, teşekkürler. Pastayı da Nergiz'e getirmiştim ben. En son yediğimizde çok sevmişti. Hani şu adliyenin oraya açılan güzel mekanda demişti. Kendine tutamayıp minik de olsa bir diken batırarak. Nihayetinde Nergiz'in hayatında o yokken kendisi vardı. Kalbul belki sadece arkadaşlık etmişlerdi ama yine de onu iyi tanıdığını düşünüyordu. Eşref Haşim ise duyduğuyla tek bir mimini bile değişmezken için için kıskançlığı krizlerine girmemişçesine başını sallamıştı. Sağ ol ama lüzum hiç yoktu. Canı tatlı isteseydi hallederdim ben hemen. Hem malum Nergis en çok Antep baklavası sever, tercihen fıstıklı. Oturduğu yatakta kendini tenis maçı izler gibi hissetmişti Nergis. Neydi bu yaptıkları? Alttan alta Nergis'i en iyi ben tanıyorum muhabbetimi çevirmeye çalışıyorlardı. Yoksa erkeklerin saçma sapan bu kız benim imalarından biri miydi? Aslında dönüp her ikisine de okkalı birer laf sokma vardı ya. Dua etsinler onlara çemkirecek mecali yoktu. Ama bu konuyu kendi usulünce değiştirmeyeceği manasına gelmiyordu. Tam Baki ağzını açıp cevap vermek üzereyken basmıştı çığlığı. Ay! Her iki adam da ne oldu ne oldu mırıltılarıyla ayaklanırken o geride oyunu sürerek buruşturmuştu yüzünü. Elini çok ağrısı varmış gibi bacağına değdirmişti. Ay bacağıma kramp girdi çok fena dediğiyle Baki'nin yüz donlacısını hisseder gibi duruşmuştu. Eşref Haşim ise derin bir soğukla göğsünü şişirerek dokunmuştu ağrıdığı sandığını bacağına. Yavrum dedim sana hep aynı durma pozisyon değiştirelim diye uyuşmuştur o. Masaj yaparım ben sana birazdan. Hemencik geçer. Yavrum masaj pozisyon. Su yeşillere duyduklarıyla istemsizce ilerleşirken genç savcı daha fazla bu duruma dayanamazmış gibi dikivermişti elindeki meyve suyunu kafasına. Adam gözünün önünde sevdiği kızla nasıl konuşuyordu? Aslında meyve suyuna değil birkaç şişe değirmeye ihtiyacı vardı bu benliğin. Boşalan bardağı nezaketle bırakmıştı kombedinin kıyasına ve eğilip bu kez iki avucuyla kavrulmuştu genç kadının küçük elini. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Adliye ve emniyette boş bırakmaya gelmez. Tekrar çok geçmiş olsun Nergizciğim. Çok dikkat et kendini ararım ben sonra seni dediğiyle daha fazla durmayıp çıkmıştı o adam Baki. Çıkmadan evvel Eşref'e attığı ters bakışlarsa içinden geçirip dinlendiremediklerinin bir özeti gibiydi. Baki savcının hemen ardından tansiyonu ölçmek üzere hemşire hanım odaya girince Nergiz'in atmak üzere olduğu fırça ağzına tıkılıp kalmıştı. Ama kararlıydı. Eninde sonunda o yavrumun hesabını şu ağ bozuntusuna soracaktı. Sesi çıkmıyor, mecali yok diye resmen meydana boş bulmuştu.
Hemşire tansiyonu ölçmüş, az evvelki gerginliğe tezat hala oldukça düşük olduğunu söylemişti. Bunun üzerine genç adam bir de tuzlu ayran deneyelim diyerek fırlamıştı odadan, inip hemen alt kattaki kafeteryadan ayran ve tuz alıp gelmiş, can sıkıntısından televizyonu açıp bu kez de gelinleriyle birlikte yemek yarışması yapan kaynanaların programını izleyen karısının eline tutuşturmuştu. Yorgunlukla programa dalmış, elindeki ayranı içince biraz da mayışmıştı avukat hanım. Bir an evvel şu kan testi sonucu çıksa, tansiyonu ve ritim bozukluğu hallolsa da şu hastane odasından kurtulsaydı. Geçen her saatte duvarları üstüne üstüne geliyor gibiydi. Derken bakışları koluna yaslanıp gözlerini kapatmış, oturur vaziyette uyuklayan adama takılmıştı. Üzgünce birbirine yaklaşmıştı kaşları. Dünden beri bir an dinlenmemiş, etrafında pervane olmuştu resmen. Gözün ne zaman açsa onu ayakta bulmuştu. Halbuki önceki gece de evinin önüne çektiği arabasında geçirmişti geceyi. Oturduğu yerde hafifçe kıpırdanarak dikleşmişti. "Eşref," demişti yumuşak ama duyacağı tonda bir sesle. Genç adam duyduğu sesten işte bir an istemsiz yerkilmiş, gözlerini açıp birine oğlayarak doğrulmuştu. Nergis, oturduğu yerde geriye doğru hafifçe kayarak yatağın boş kısmını eliyle dokunmuştu. "Çok yorgunsun. Dün gece sandalye tepesi, önceki gece araba koltuğu derken perişan oldun. Ben koltuğa geçeyim, sen gel uzan şuraya bir yarım saat." Dediğiyle gözünü ovuşturmaya devam ederken kalkmıştı koltuktan Eşref Haşim. Esasen uykusuzluğa dirençli bir bünyesi vardı. Fakat devamlı kapalı bir odada üstelik sabah güneşli başlayıp yağmura dönen bir havayla uykuya direnmek gittikçe zorlaşmıştı. Yenler gibi kollarını kıpırdatırken gelmişti yatağın kıyısına. "Yarım saat çok. 10 dakika gözlerimi dinlersin dersem yeter. Ama sen kalkma. Ben şöyle edişi vereyim yamacına. Zaten kuş kadarcıksın. Yatağın yarısından çoğu boş," demişti. Uykulu bir ses tonuyla mırıldanarak. Ayakkabılarını çıkarıp tereddütsüzce yatağa ilişmiş, genç kadının bir şey demesine fırsat bırakmadan yatar pozisyona geçip karısının bir güzel çekivermişti kollar arasına. Hiç beklemediği bir anda kendini formaliteden kocasının kollar arasında buluvermişti Nergis. Su yeşilleri şaşkınlıkla açılırken diri tutuluvermiş gibiydi. Küçük elleri hafifçe dikleşip dibindeki adamın göğsüne yaslanırken büyümüş irisleriyle bakmıştı gözleri kapalı yüzüne. Burunlarının uçlarına neredeyse yapışıktı birbirine. Ve geçen geceki yatak paylaşımından sonra şimdi de aynı yastıktaydılar, iyi mi? Kalp atışları engel olamadığı biçimde hızlanırken sonunda dayanamamış sesli bir yutkunuşla aralamıştı kiraz dudaklarını. Ne yapıyorsun Eşref? Neden yapıyorsun tüm bunları? Karım karım diye dolaşmalar, ellerini edirip giydirmeler, hele de Baki'nin yanında söylediklerin. Dedikleriyle ağır ağır aralanmıştı uykulu koyu maviler. Kanlarla bezenmiş göz bebekleri tutunmuştu su yeşillerine. Nergis'in ise gözleri o mavi girdaptan kaçmak ister gibi aşağı doğru inmişti. "Biz bu nikah dava için kıydık ve belki de dava sona ermeden bitecek bu evcilik oyunu, biliyorsun değil mi?" Neden zor gelmişti ki bunları yüzüne bakarken söylemek? Halbuki doğruydu tüm bunlar. Hem geçen gün nikah iptal için gidecekleri başvuruyu Antep'ten gelenler için ertelememişler miydi? Tamam işte, demek ki ertelenen o iş en yakın zamanda gerçekleşecekti. Eşref Haşim ise karısının son söylediklerine duymamazlıktan giderek büyük avcunu kaldırıp sıcak soluğu yüzüne çarpan kızın yanağına ağır ağır yaslamıştı. "Yalan mı söylüyorum, karın değil misin?" demişti bir parça muzip çıkması için uğraştığı sesiyle. Koyu maviler içindeki tereddütleri okur gibi süzmüştü su yeşillerini. Çevresi gerilmiş, çene kemikleri hafifçe kıpırdanmıştı. Alt dudağının kıyısını okşatmıştı baş parmağı. "O gece eğer konuşabilseydim, bağlamasaydın ağzımı dilimi, sana deli gibi aşık olduğumu söyleyecektim avukat hanım. Hak etmesem de küçücük bir şans isteyecektim biz olabilmek için." Keskince sızlamıştı Nergis'in burun direği. Neden açmıştı ki bu konuyu şimdi? Neden bu kadar yakınken açmıştı ki? Yörüngesindeyken nasıl zıtlaşacaktı onunla? Helsal ise enerjisine çekildiğini hissederken nasıl reddedecekti? İyi alt etmişti. Gözleri boğazında düğümlenen hislerle dolu dolu olurken genç adam bulunduğu durumu hissetmiş gibi biraz daha yaklaştırmıştı bedenlerini. Alnını dün geceki gibi alnına yaslamıştı. "Çok değil, saatler evvel kayıp gidiyordun ellerimden Nergis. Senden evvel varlığını hissedemediğim bu kalbi yeniden attırdığını söyleyemeden gidiyordun. Sence de beklemek için çok kısa değil mi bu hayat?" Daha fazla tutamadığı inciler sızıp yastığa süzülüvermişti yeşillerinden Nergis'in. Islak kirpiklerinin gölgesi elmacık kemiklerine düşerken kesik soluklar çekmişti içine. Burnu bulundukları yakınlıkla yine sevdiği adamın kokusuyla dolu vermişti. Sesli bir yutkunuş geçmişti boğazından. "Söyledim sana, ruhum çok iyi tanıdığım bir hançerin izleriyle dolu benim ve tek bir yere alacak mecalim yok, yemin ederim," demişti acı dolu bir mırıltıyla.
Boğazına koca bir yumru takılır gibi susarken göz kapaklarını kaldırıp onu içine çeken koyu mavi girdaplara değdirmişti su yeşillerini. Göğsünün içi titreşirken hafifçe sallamıştı başını. Yapamayız Eşref. Dikenlerimizin birbirine batmasına engel olamayız. Buruk hislerle kıvrılmıştı genç adamın dudakları. Uzanıp sevdiği kadının gözünden süzülen gözyaşının üzerine minik bir buse kondurmuş, büyük avucu gür siyahlara kayıp sevgiyle okşamış diğer bir tutamını. Yaparız demişti kısık bir fısıltıyla. Oğuz Kağan ve Güzide nasıl yaptıysa biz de yaparız, başarırız. Bana sadece bir şans ver, seni sevmeme izin ver. Büyük eli genç kadının sol yanına usulca yaslanmıştı. Şurada filizlenen aşka fırsat verdi değile, üstüne basan hüznü dağıtmak ister gibi imayla büzmüştü dudaklarını avukat hanım. Islak yeşilleri muziplikle çevrilmişti mavilere. Ne kadar eminsin orada bir aşk filizlendiğinden demişti bilmiş bir edayla. Eşref Ayşem'in bakışları memnuniyetle kısılmıştı. O emin olmasında kimler emin olsundu? Yüzünü mümkünü varmış gibi biraz da yaklaştırmıştı karısının yüzüne. Burnunu burnuna hafifçe sürtmüştü. Emin değildim ama dün gece emin oldum. Seni öptüğümde verdiğin karşılık döküp saçtı ortaya sakladığın ne varsa demişti. Kısık ve sona doğru alev ateş bir hale bürünen fısıltıyla. Dün gece dudaklarında kalan o eşsiz hissi bir kez daha hissetmek adına o dolgunlukla da bu kez kendisinin yapışması canlını vermişsin Nergiz'in zihnine. Kalbi bir kez daha hızlanmış, yanakları yüzünün her bir karışını ezber etmek ister gibi dolaşan mavilerden utanıp kızarırken eğilip suratını huysuz bir mırıltıyla gömmüştü genç adamın boyun gerisine saklamıştı. Tuhaftı, ondan utanıp yine ona gizlenmek, ondan kaçarken ona koşmak kadar tuhaftı. Eşref Asim ise karısının bu haliyle içtenlikle gülümsemiş, kalın kollarını ayıp bedenini taslamam sarmalayıp koynuna saklarken başını tam tepesine uzun bir buse kondurarak huzurla kapatmıştı gözlerini ve mırıldanmıştı. Ben de seni çok seviyorum avukat hanım. Sonrasında her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı olduğu gibi bu mihnetin de nihayetine erilmişti. Tekrarlanan kan testi sonuçları temiz çıkmış, tansiyon ve kalpteki ritim bozukluğu sevdiği adama sarılıp uyumasından mıdır bilinmez düzelivermişti. Hal böyle olunca doktor taburcu olması müsaade vermişti. İkisi de çok sevinmişlerdi buna. Çıkarken de bir de hastanelere düşmemek için dualar etmişlerdi. Ne kadar rahat olurlarsa olsun insanın sağlıklı evinde olması gibisi var mıydı? Lüks araba sinyal vererek caddeden dönmüş, sokağa girip tam apartmanın önünde güzelce park etmişti. Nergis ise daha fazla beklemek istemez gibi pijamaların üstüne giydiği Eşref'in ceketiyle inmişti aşağı. Evine girmek için sabırsızlanıyordu resmen. Genç adam karısının indiğini görünce hemen aşağı atlamış, arka koltuğa koydukları eşya ve çiçek koydukları büyük karton torbayı almıştı. Aslında çok söylemiş çiçekleri hastanede bırakalım, ben sana daha güzellerini alırım diye ama Nergis kıyamamıştı. O savcı bozuntusunun aldığı çiçekleri ne yapacaksa. Karton torbayı koluna geçirip arabanın diğer tarafına yürümüş, gidip bir anda alıvermişti karısının naif bedenini kucağına. Odanın içinde biliyor metez olanan kadını daha yukarı kadar yürütecek değildi ya. Fakat Nergis beklemediği bu hareketle bir anda cırlayıvermişti. Dur ne yapıyorsun demişti kolu refleksle kocasının boynuna sıkıca sarılırken. Neydi canım şimdi bu? Konu komşu görse hamile falan sanacaktı resmen. Zaten üstünde pijamalar, altında pembe pobidik çoraplarla tam bir loğusa modundaydı. Su yeşillerini belerterek dikmişti koyu mavilere. Eşref yürüyebiliyorum ben, indirir misin lütfen? Bak millet görüp başka şey sanacak. Dediğiyle genç adamın dudakları keyifle kıvrılmıştı. Başka şey? Ah ah, gelecekti o günlerde. Hele şu davadan ve belalardan bir kurtulsunlar. İlk iş 40 gün 40 gece düğün yapmak olacaktı. Sonra da sıra o başka şeye gelecekti illaki. İma dolu bir gülüşle apartmanın kapısından girmişti. Millet kusura bakmasın, başka şey için daha erken. Aldığı cevapla hayretle açılmıştı Nergiz'in yeşilleri. Yok, bu adam iyice azıtmıştı. Daha aralarında bir şeyler olmasına yeşil ışık yakmadan evli, mutlu, çocuklu moduna geçmişti bile onaylamaz halde sallamıştı başını. Sana gerçekten inanamıyorum. Sesimi çıkartmadıkça gemi azığa aldın iyice demişti merdivenlerden geyik hayranı gibi sallana sallana çıkartılırken sabah yediği kahvaltının içinde döndüğünü hissederek buruşturmuştu yüzünü. Tamam indir artık. Vallahi başım döndü. Tabii ki hemen indirmemişti. Son kalan birkaç basamağı da kucağında çıkarmış. Nihayet ofis dairenin kapısına geldiklerinde usulca bırakmış yere. Genç kadınsa ellerini hastaneden çıkarken eşyalar arasında bulup cebine attığı anahtarını uzatmıştı. Ağzının içinde ise ''Ay evime geldim çok şükür, vallahi geldim şükür Allah'ım'' diye mırıldanmış durmuştu.
derken ince beli kalın bir kol tarafından ağır ağır kavranmış, anahtarı kilide uzatmadan yönlü bir anda yanındaki yere kıyım adama doğru döndürülmüştü. Başını karısına doğru hafifçe eğmişti Eşref Haşim. Baştan söyleyeyim, seni bu halde yalnız bırakıp hayatta gitmem. O saldırgan sokaklarda dolaşırken hala tehlikedesin. Hatta bana mı gitseydik? Ev büyük, yardımcı kadın da var, rahat ederdin demişti. Gayet samimi ve muziplikten uzak bir tavırla. Hastaneden çıkarken de yapmıştı hani teklifi. Direkt villaya gitmeyi ve karısını gözünün önünden ayırmamayı istemişti. Ama genç kadın kibarca reddetmişti. Nitekim şimdi de öyle yapacaktı. Beline sarılmış kalın kollar arasından kurtulmak istermiş gibi hafifçe kıpırdanmış, dudaklarını yapmacık ve abartılı biçimde kıvırıp "Hı-hı" diye gülümsemişti kocasına. "Seni de evini de almayayım, teşekkür ederim. Refakatçiliğin için sağ ol. Çok memnun kaldım ama bundan sonrasını kendim halledebilirim. Zaten bir duş alıp hemen yatacağım." "Duş mu?" dediğiyle havalını vermişti bir anda Eşref'in kaşları. Dudağının ucuyla cıklayarak iki yana sallamıştı başını. "Olmaz. Tek başına banyo yapamazsın. Başın döner, ayağın kayar maazallah. Ha illa yapmam gerekiyorsan ben seve seve yardımcı olurum." "Tamamen iyi niyetliyim. Vallahi bak," demişti. Ciddi başlayan ama sona doğru çapkınlığa bürünen bir ses tonuyla. Nergis dudaklarında oluşmak isteyen gülüş engel olmaya çalışsa da pek başarılı olduğu söylenemezdi. Şeytan tüyü mü vardı bu adamda? Yerinde başkası olsa apartmanı başına yıkacağı bir imaya şimdi gülmemek için kendiyle cebelleşiyordu. Elini kaldırıp genç adamın dudaklarına yapmacık bir kızgınlıkla vuruvermişti. "Yürümeyi bıraktın, koşuyorsun resmen fırsatçı aşıma," demişti bastırdığı gülüşüyle. Kolları arasından kurtulamayacağını anlamış, cebelleşir gibi kapıya doğru dönüp uzatmıştı anahtarı kilidi. Fakat şu ağabozun suslu durmak nedir bilmemişti. Yüzünü eğip saçlarının arasına burnunu uzatmış, gür tutamları hafifçe geri itip ayyuka çıkardığı boynuna dudaklarını bastırmıştı. Hissettikleriyle gözlerini kapatıp belli belirsizce gülümserken sanki kızıyormuş gibi kıpırdatmıştı omzun Nergis. "Dur ya dur, takamıyorum anahtarı." Duyduğu itirazda keyifle tebessüm etmişti Eşref Haşim. Daha iki gece evvel bir daha gülüşünü bile göremeyeceğini sandığı ve bu düşünceyle kahrolduğu kadın şimdi kolları arasındaydı. Onu öpüp koklamasına Nazlı Niyaz'da itirazlar ediyor ama karşı koymuyordu. Daha da ne isterdi ki bu hayattan? Nergiz'i bulmuşken daha neyi isterdi ki? Dudaklarını bir kez de şakağına uzun uzun bastırmış, sonra da küçük yerini uzatmıştı. "Açayım ben," demişti. Ufak tefek bedenini hala kendine yastığı kollar arasında sımsıkı tutarken genç kadından onaylayan bir mırıltı yükselmiş, kadın parmakları küçük avucundaki anahtarı usulca alıp uzanmıştı kapının kilidine. Lakin daha anahtar deliğine girmeden bir anda kapı açılmış, ikisinin gözleri de şaşkınlıkla irileşirken eşikte beliren genç kadın kollarını göğsünde kavuşturup manidar bakışlarını onlara dikmişti. Ve iç rengi menevişte avukat hanıma sarılmadan kalın kollara değdiğinde hafifçe kısılmıştı. "Siz zahmet etmeyin, açtım ben." Sonrasında keskin bir sükunet çöküvermişti kapı eşiğine. Yorgun su yeşilleri gördüğü kişilerleşmiş, irisleri kondukça yere inanamaz gibi bakmıştı. Bu bir rüya falan mıydı? Yoksa ablası hakikaten de onun evinin kapısını mı açmıştı? Derken bir anda düşüvermişti içinde bulunduğu bir diğer gerçekliğe. Ona koala gibi sarmalanan kalın kollar. Boğazından geçen sert bir yutkunmayla Eşref Haşim anında satmış, kollar arasından çıkıp kapıyı açan kadının boynuna atılıvermişti. "Canım ablam, canımın içi, hoş geldin. Ablam, o kadar özledim ki seni, iyi ki geldin, iyi ki," diye cıvıldamıştı. Şen haline tezat boğazına koca bir yumru otururken, yüzün kolları onu sevgiyle sardığında kendisini annesine sarılmış gibi hissetmesi normal miydi? Yüzünü zeytin sabunu ve lavanta kokan kıvırcık tutamlara bastırıp mis kokusunu derinde çekmişti içine. Görmediği bir gün bile ona koca bir hasret topağı olarak dönmeye yetiyordu. Genç kadınsa iç rengi gözlerini kapatıp kardeşinin sarılışına misliyle karşılık vermişti. Narin avuçları şefkatle okşanmıştı. Dünden beri karışıp çitişen siyah saçlarında. "Çiçeğim benim, ablasının bir tanesi. Ben de seni çok özledim," demişti kısık bir sesle mırıldanarak. Aklına gelenle bir an geri çekilip Nergis'in şakağındaki morla patlamış dudağına, en çok da boynundaki boğum boğum morluklara içi gider gibi bakmıştı. Gözlerinin dolmasına engel olamazken hırsla sallamıştı başını iki yana. "Kurban olurum sana. Çiçeğimi inciten eller kırılsın. Eden zalimi ulum ulum ulusun. Başına taş dikesin inşallah." Avukat hanım duyduğu beddualarla hafifçe gülerken ablasının toprak kokan ellerini tutup avuç içlerine uzun buğseler kondurmuştu. Bu güzel kalpten beddua almışlardı ya, kahri iflah olmazdı müsebbipleri. Fakat bu geliş öyle sevinmişti ki İstanbul'a geldiğine,
Neredeyse iki saldırıya uğramışım diyiverecekti. Daha fazla eşikte durmayıp içeri girmiş, antreye geçmişlerdi. Derken Nergiz aklına gelenle bakınmıştı sağına soluna. Ekim ve Bulut nerede ablam? Getirmedin mi? Çok özledim kuzucuklarımı. Duyduğu ile elini uzatıp kardeşinin omuzlarındaki siyah tutamlarını ağır ağır düzeltmeye koyulmuştu Güz. Ekin ve Bulut evde bıraktığı için içi rahat olması da gelebildiği için mutluydu. Oğuzkan her zamanki gibi onu korkutmamak için olanları taslamam anlatmamış, ziyadesiyle hafifletmişti. Fakat o hem bunu bildiğinden hem de görüntülü konuşma esnasında bir anda olsa Nergiz'in boğazındaki izleri gördüğünden yere göğe sığamamıştı, hafifçe kıvırmıştı dolgun dudaklarını. Dün akşam seninle konuştuktan sonra Belçem'i aradım. Olanları anlatınca ikiletmedi bile sağ olsun. Hemen yola çıktılar. Ben de sabah ilk üçe atlayıp geldim. Çocuklar halası ve Hüseyin amcasına emanet dediğiyle elini saçlarından ayırıp kardeşinin yanağına getirmiş, solgun çiğresini şefkatle okşamıştı. Belki çok uzun süre kalamayacaktı ama birkaç gün bile yeterdi bu kızı toparlamasına. Yüzüne renk gelse içini rahatlatmaya kâfiydi. Nergis içtenlikle gülümsemiş, uzanıp şap diye bir buse kapı vermişti ablasının yanağından. İyi yaptın, çok iyi yaptın. Sana o kadar ihtiyacım vardı ki. Güzün yüzündeki belli belirsiz tebessüm buruk bir hale bürünmüştü. Nergis öyle kolay kolay şikayet eden bir kız hiç olmamıştı. Hatta hatırlıyordu da, üniversite yıllarında bir kış mevsimi öyle kötü hasta olmuştu ki, sırf sesinden anlamasın diye günlerce dersteyim, kütüphanedeyim bahaneleriyle mesajla yetinmeye çalışmıştı. Nihayetinde Güz kaldığı yurdu arayınca gerçek ortaya çıkmıştı. Meğer deli kız günlerce 40 derece ateşte yatmış da yine de ablası üzülmesin diye söylemeyip kendi halletmeye çalışmıştı. Ama şimdi açıkça söylüyordu. Ne kadar yorulduysa, ne kadar bunalıp üzüldüyse ona ihtiyacı vardı. İç rengi gözleri biber sürülmüş gibi yanarken zor da olsa gülümseyerek başını sallamaya çalışmıştı. Biliyorum çiçeğim, ben de o yüzden geldim zaten. Seni yaban ellerde boynu bükük, kanadı kırık bırakmak istemedim demişti. Saniyelerdir burada yokmuş gibi davrandıkları adama şöyle göz ucuyla manidar bir bakış atarak. Oskar'ın söylediğine göre dün gece Nergiz'in yanında o refakatçi kalmıştı. Sağ olsundu ama bundan sonrasını kendileri halledebilirlerdi. Aklına düşenle bakmıştı mutluluk kokan su yeşillerine. Boşta gelmedin bu arada. Git bak bakalım yer kalmış mutfak tezgahında. Eli boş gelmeyen bir adet güzü de alacağım mı? Nergiz'in resimleri adeta kalp şekli alırken vallaha mırıltısıyla mutfağa fırlamıştı. Ablası ve kapı önünde kala kalan çakma kocasına ise arkasından deli kız düşüncesiyle gülerek bakmak kalmıştı. Derken gençten boğazını temizler gibi bir öksürükle kıpırdanmış yerinde elinde karton poşeti usulca kapının kenarına bırakmıştı. Koyu mavileri ise bir miktar çekingenlikle dönmüştü karşındaki kadına. Hoş geldin güzide. Sahiden de iyi ki geldin. Nergiz'e en iyi gelecek kişi sensin şimdi demişti içten ve samimi bir ses tonuyla. Güz'ün bakışları karşısında duran heybetli adamı şöyle topuktan başa bir süzmüş, yüzünde memnuniyetsiz bir ifade belirirken kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Eşref Haşim evlerinde misafir ettikleri akşam kardeşi konusunda ona üzülmüştü, hatta katilini bulmak için olan çabasını takdir edip biraz da kendisine benzetmişti. Fakat şimdi iş başka bir yere dayanmıştı. Ayrıca az evvel gördüğü manzara bakılırsa işler rayından son derece çıkmıştı. Belki birazdan Ergiz'in yorgun ve travmatik durumu kullanılmıştı. Dolgun dudakları hafifçe büzülürken başını ağır ağır sallamıştı. Kardeşim hassas zamanında yalnız bırakmayayım dedim. Gerçi hassas olmadığı zamanlarda da yalnız bırakmamak gerekmiş. Yakın bir zamanda tecrübe ettik bunu da demişti imalı bir sesle. Eşref Haşim'in duyduğu şeyle önüne eğmişti başını. Haklı olduğu konuda ona karşı boynu kıldan inceydi. Stresle kıpırdanmıştı parmakları. Çene kemikleri hafifçe kasılmıştı. Evlendiğimiz için kızgınsın, haklısın da. Formalite bile olsa haber vermemiz gerekirdi size. Haber vermek mi? İç rengime nevişlerdi, buz rengi bir alev belirmişti. Konu Nergiz ve çocukları olduğunda içinden çıkan kadına inanamaz olmuştu. Eskiden de pisti tersi ama bu annelik sandığından da kuvvetler bir makamdı. Kaşları hafifçe çatılırken boyu ancak omzuna kadar gelen adama sanki ondan kat be kat küçük bir şeymiş gibi bakmıştı. Haberdar olsaydım kız kardeşimin bir aşiret ağasıyla evlenmesine asla izin vermezdim demişti ters ters bir tavırla. Bir anda çok mu sert çıkmıştı? Gözlerini kapatıp başını diğer tarafa çevirmiş eliyle alnını hafifçe ovalamıştı. İlk andan beri ona saygısızlık yapmadığı için belki biraz ılımlı davranabilirdi. Dudaklarını birbirine bastırmış, kendine sakinliği telkin ederken yeniden mahcup koyu mavilere çevirmişti iç rengi melevişlerini. Bak Eşref Haşim, yaşadıklarımızın, kaçtıklarımızın ne kadarından haberdarsın bilmiyorum. Ama beni en iyi senin anlayacağını biliyorum. Ben bir abla olarak kardeşimi korumaya çalışıyorum.
ve inan bana bunu yaparken karşımda kim olduğuyla zerre ilgilenmiyorum. Duyduğu sözlerle antrede buz gibi bir rüzgar esmiş gibi irkilmişti genç adam. Kardeşini korumak, yapabildiğini sandığı ama yapamadığıyla acı bir şekilde karşılaştığı bu davranış onu ömrünün sonuna dek yaralamayı sürdürecekti. Göğsünün ortasında koca bir kaya oturmuş gibi hissederken kesik bir soluk çekmeye çabalamıştı içine. Gül kirpiklerini kaldırıp ona dimdik bakan kadına hafifçe başını sallamıştı. Güzide, ben seni anlıyorum. Hak da veriyorum. Ama yetmemişti çektiği soluk. Kendini Nergis'den ayrı düşündüğü anda ciğerleri yerinden sökülmüş gibi oluyordu. Lakin yine de kalbinde taşıdığı duyguları dile dökmekten çekinmeyecekti. Bakışları bir an mutfak tarafına dönüp karısının gelip gelmediğini kontrol etmiş, ardından yeniden iç rengi gözlere çevrilmişti. Ben Nergis'i seviyorum. O hayatıma girdiğinden beri nefes aldığımı hissediyorum. Farklı şeyler istemiyoruz anlayacağın. Ben de senin gibi sevdiğim kadının iyiliğini ve mutluluğunu istiyorum sadece. Yüzünde tek bir mimik dahi oynamasa da duyduğu itirafla şaşırmıştı Güz. Ketum görünen, kapalı kutudan hallice olan bu adamın ona böyle çabuk açılabileceğini sanmıyordu. Halbuki o ilk gördüğünde Eşref'i tıpkı arkadaşı Ali Baran'a benzetmişti. Lakin görünen o ki aralarında bazı farklar mevcuttu. Ve bu farkları yaşadıkça öğrenecek gibiydiler. Yine de tepkisini yumuşatmamış, başını onaylamaz bir tavırla sağa sola sallamayı sürdürmüştü. Peki işler sarpa sardığında ne olacak? Az çok tanıdın onu. El avuca sığmaz, doğru bildiğinden şaşmaz. Gözü kara delişmenin tekidir benim kardeşim. Durduramaz, ehlileştiremez, hatta yavaşlatamazsın. Aşiretin ve ağalığın nevzu bahis olsa bile susturamazsın. Ya kırarsan çiçeğimi, ya soldurursan... Nergis çiçeğini soldurmak. Olur muydu sahibi öyle bir şey? İstemeden de olsa yapar mıydı bunu? Genç adamın az evvel tatlı kurabiye yemiş gibi şen damağı zehir zemberek bir halde burulmuştu. O geçen gece gelmişti aklına. Nergis'in onun yüzüne hayatının ve geçmişinin gerçeklerini, en derin yaralarını aykırdığı gece gelmişti. Keskin bir bıçaksın, beni yaralayacaksın. Hem de ilk kez böyle derinden değişik kulaklarında yankılanmıştı. Yoksa yanlış mı yapıyordu? Ondan ısrarla mutluluk adına bir şans isterken adım adım onu solduracak bir hayata mı götürüyordu? Derken genç kadın gittiği mutfaktan yüzündeki keyifli gülüşüyle hoplaya zıplaya geri dönmüş, gelip kolunu ablasının omzuna şirin bir tavırla atmıştı. Mutfaktaki güzellikler sayesinde 6 ay alışveriş yapmadan yaşayabilirim. Hatta 8-9 ay bile olabilir demişti. Aynı anda da omuzlarına dans eder gibi kıpırdatarak. Genç adamın ondan gizlen koyu mavilere bir başka baksa da göz gördüğüyle istemsizce gülüvermişti. Dirseğiyle dürtü vermişti boyuntusundan. Deli kız, taze süt de getirdim. Gidip kaynatayım, yatmadan içersin ballı ballı dediğiyle mutfağa doğru bir adım atmışken aklına gelen ne duraksamış. Dönüp ilk andan daha ılımlı olan bakışlarını kapı eşindeki adama çevirmişti. Hafifçe sallamıştı başını. Sen de gidiyordun sanırım Eşref Aşım. Hadi güle güle. Çok sağ ol yaptıkların için. Daha fazla durmadan dönüp mutfağa gitmişti Güz. Onu gördüğü anda birden enerji dolan Nergis ise gözlerini abartı ve imala açarken avucunu dudaklarına basarak kırdamıştı. Güzide alacağın abu altından sopa gösterişlerini her kişi anlamazdı tabii. Baş parmağıyla giden kızı işaret ederek yanaşmıştı kocasının yanına. Ablam az önce seni kibarca kovdu sanırım demişti. Bir kez daha kır derken ardından aklına gelenlerle gülüşünün seviyesini azaltmış, içten ve huzurlu bir tebessümle omuzlarını yukarı kaldırmıştı. Bu arada ben de yaptıkların için çok teşekkür ederim. Şaşırdım valla, çok iyi baktın bana. Duyduğu sözlerle yüzü bir anda ısınıvermişti Eşref Haşim'in. Ablasının geldiğini duyunca teninin solgunluğu bile bir anda düzelmişti sanki. Yüzüne gözüne kan gelmiş, gülüşü renklenmişti Nergis çiçeğinin. Güz'ün az evvel anlatmak istediği tam da buydu galiba. Onu soldurma korkusu yüreğinin en kuytu köşesine yerleşirken ellerini kaldırıp genç kadının yanaklarını usulca kapatmıştı. Yeni başladık. Bundan sonra sana hep çok iyi bakacağım avukat hanım demişti kısık ve sona doğru iç gıcıklayıcı bir hale bürünen sesiyle. Cümlesi bittiği anda irisleri kiraz dudaklara düşmüş, istekli yutkunuşu Adem Elmas'ını oynatırken öpmek üzere eğilmişti. Lakin bu teşebbüs avukat hanımın kendini bir anda geriye çekmesiyle boşa çıkıvermişti. Su yeşilleri korkuyla mutfağa doğru dönerken hemen işaret parmağını kaldırıp seni der gibi sallamıştı. Gazı köklemiş gidiyorsun ama sana evet cevabı verdiğimi hatırlamıyorum demişti. Sesi iyiden iyiye bir fırsıltıya dönerken. Genç adam bu kez kaşlarını acaba öyle mi der gibi havalandırmış. Kaldırdığı işaret parmağını nazikçe tutup dudaklarına konduramadığı bu şey parmağına kondurmuştu. Ben de hayır dediğini hatırlamıyorum. Gerçi hatırladığım başka detaylar var ama demişti. Yüzüne doğru hafifçe eğilerek fısıldarken
Cümlesinin sonunda bakışları keyif dolu bir gülüşe yeniden kiraz dudaklara düşmüş, dolgunlukları ne istediğini apaçık ortaya serer gibi hafifçe birbirine sürtmüştü. Nergis serileşen su yeşilleriyle bastırmıştı mahcup gülüşünü. Pis adam nasıl da biliyordu onu vuracağı zayıf noktasını. Ama tüm kabahat onun kafasını iyi yapan serumlarındı. Hem zaten ona alkol ne zaman yaramıştı ki? Üniversite zamanında yaptıkları minik birkaç kaçamak da her defasında onun saçmalaması ve dilini tutamamasıyla bitmişti. Hatta bir keresinde aynı odayı paylaştığı kızlardan birine Allah rızası için deodorant ve duş jeli al vallahi parasını ben vereceğim dediği için kız onu yurt müdüresine şikayet etmişti. Fakat o da haklıydı. Haftada bir kez onların yönlendirmesiyle banyo yapıyordu. Üstelik yaz mevsimiydi ve küçücük bir odayı paylaşmak kafi derecede zorluyordu. Bu boşboğaz adamı daha fazla konuşturmamak adına kolundan tutmuş, daire kapısını açıp fütursuzca dışarı itivermişti. Hah! İş bitmişti nihayetinde. Ablası ona prensesler gibi bakardı bundan sonra. Hadi canım, hadi kıyıdan kıyıdan sıçratmadan, hadi demişti bir yandan da elini bay bay der gibi sallayarak. Eşref Haşim keyifle giderken karısının onu sağa sola eteklemesine ve kapı dışarı atmasına izin vermişti. Lakin tam kapı suratına kapanacağı esnada bir anda hamle yapmış, genç kadının saçlarının tam tepesine hızlı bir buse bırakıvermişti. ''Çok seviyorum'' demişti mırıl mırıl bir tonda ve aynı anda saçlarının kokusunu içine çekerek. Nergis ise beklemediği buseyle bir an şaşırmış, dönüp telaşla arkasına bir bakış atarken bastırdığı gülüşüyle bu kez onu gerçekten de kapı dışarı etmişti. Kapıyı bir güzel suratına kapatırken de bıcır bıcır haliyle cıvıldamıştı. ''Hoşçakal Eşrefçiğim, sana da iyi akşamlar.'' Ve saatler geçmişti aradan. Güz, kız kardeşinin karnını yaptığı güzel bir çorbayla doyurmuş, suratın kaşık kadar kalmış diyerek getirdiği pekmezlerden de birer kaşık içirmeyi ihmal etmemişti. Sonra da banyoya sokup güzelce yıkanmasına yardımcı olmuştu. E tabi bu esnada Nergis'in ablasından köşe bucak sakladığı göbek piercingi ayyuka çıkmış. Neyse ki Güz sadece ters bakışlarla ulamakla yetinmişti. Konuşmamışlardı başka şeyler hakkında. Sanki aralarında hiçbir gerginlik girmemiş gibi İzmir'de kaldıkları yerden devam etmişlerdi ilişkilerini. Nihayetinde ise tıpkı eski günlerdeki gibi mis gibi sabun kokusuyla pijamalarını giyip oturmuşlardı yatağın üzerine. Genç kadın elindeki tarağı kız kardeşinin nemli saçlarında ağır ağır dolaştırırken bir an durup derince iç çekmişti. Küçükken de her banyodan sonra tarağını alır koşardın yanıma. İpek saçlarını uzun uzun tarardın böyle. Sonra da mayışır kucağımda uyur kalırdın demişti kendi kendine sayıklar gibi mırıltıyla. Eğilip siyah gür tutamlara bir buse kondurmuş derken aklına gelenle kaşları havalanıvermişti. İstemsizce öne doğru büzülmüştü dolgun dudakları. Kucak deyince aklıma düştü. Gelirken gördüm sizi pencereden. Pencereden gördüm kucak. Duyduğuyla huzur içinde kapattığı gözleri dehşetle açılıvermişti avukat hanımın. Ablası Eşref'in onu kucağına aldığını görmüş müydü? Eyvah! Tam her şey yoluna giriyor. Tepki vermeden ortada sorun yokmuş gibi davranıyor derken işler bir anda mayınlı araziye doğru sürüklenmeye başlamıştı. Boğazından sert bir yutkunma geçerken yavru kedi bakışlarıyla dönmüştü arkasına. Su yeşilleri is rengi gözlere mahzunlukla sarmalanmıştı. Yürürüm dedim ama dinlemedi manyak demişti. Kiraz dudaklar arasından belli belirsizce mırıldanarak. Kaşların dişlere çatılırken bir an atılıp yüzün toprak kokulu ellerini alıvermişti avuçlarına. Her iki eline de birer buse bırakıp avuçlarını şefkat denir gibi yanaklarına yaslamıştı. Ablam sen benim annemsin. Bir doğurman eksik biliyorum ve çok korkuyorum kalbini kıracağım diye. Tam da öyleydi. Eşref Haşim'e bir şans vermeye karar verse bile yüzün buna vereceği tepkiyi düşünüp heyecanından son derece emindi. Ablası onun her şeyiydi. Zaten günlerce boğazında bir yumruğuyla yaşamıştı onu gücendirdi diye. Şimdi bir de yüz yüze yapılacak bir tartışmayı asla kaldıramazdı. Nitekim bedeninin de ruhunun da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Genç kadın kardeşinin yaramazlık yapmış küçük bir kız çocuğuna dönen hallerinde tepkisizce dolaştırmıştı gözlerini. Başını anlıyorum der gibi ağır ağır sallamıştı. Ama kalbine engel olamıyorsun değil mi demişti doğru anladığından emin olmak ister gibi sorarak. Nergis duyduğuyla başını önüne eğmiş, göz dayanamayıp dizleri üzerinde dikleşmişti. Uzanıp kaldırmıştı kardeşinin yüzünü yüzüne doğru. Biliyorum çiçeğim, bu ağ bozuntusunun bir beğeni yahut hoşlantı olmadığını görebiliyorum. Adı geçtiğinde bile kızarıyor yanakların. Hakikaten öyle miydi? Evet, Eşref Haşim'in adı geçtiğinde yüzü de bedeni de ayyuka çıkan tepkileriyle onu ele vermiyor muydu? Oysa ki o eskiden beri duygularını gizlemeyi hep çok iyi başarırdı. Ah bu adam tüm hayallerini bozmuştu.
Güz kardeşinin aklından geçenleri okuyormuşçasına hafifçe tebessüm etmiş, az evvel taradığı saçlarına şefkatle okşamıştı. Büyüdün ablacığım, artık bir bakacak kadar büyüdün. Evet, kızdım sana çünkü korktum, hala da korkuyorum. Belki Eşref Aşim kötü biri değil, belki de seni çok mutlu edecek. Fakat ağalığı, ailesi, aşireti, senin bu sıralamadaki yerinden benim korkum. Yoksa istemez miyim kardeşim sevdiğiyle mutlu olsun demişti. Sessiz sona doğru buruk bir hal alırken, bakışları Nergis'in üzerinden çekilmiş, bir abajurun aydınlattığı loş odanın perdesi aralık duran penceresine doğru çevrilmişti. Geçmişin izleri sandığımızdan daha derin Nergis, daha geçenlerde gördüm rüyamda Bedrettin şerefsizini. Hani o tutuklanınca ödeyemediğiniz 3 senet kalmıştı ya, onları sallıyordu suratıma sırtarak. Anımsadığında bile diken diken olmuştu her bir hücresi. Hele bir de o rüyayı gördüğü gece kabusundan bir uyanışı vardı ki, Oğuz Kağan karısının uykuda bir sinir krizi geçirdiğini sanmıştı. Birkaç gün sürmüştü etkisinden kurtulması. Ama hatırladıkça etkisini hissedebiliyordu halen. Nergis elini uzatıp ablasının kolunu teselli verir gibi okşamıştı. Korkma ablam, o senetlerin hukuki bir geçerliliği kalmadı artık. Evet, kalmamıştı. Ama onların derdi hiçbir zaman senet yahut para olmamıştı ki. Onların tüm derdi kendisi ve kız kardeşini zulümleri altına alamamaktı. Bunu başaramadıkları için içlerinde koca bir yara bıraktıklarına emindi. Bundan da endişeleri ve korkuları. Diken üstünde duracak fakat kimseye sezdirmeyecekti. O Bedrettin denen herif kara toprağa girene dek başını aman der gibi hafifçe sallamıştı iki yana. Biliyorum, Oğuz Kağan da öyle söyledi. Ama ne bileyim, takıldı bir kere aklıma demişti, omuzlarını bıkkınlıkla silkerek. Bazen çok fazla kuruntulandığını hissediyordu. Belki de biraz akışına bırakmalıydı hayatı. Dönüp ince organ geçirilmiş nevresimi kaldırmış, içine girip kolunu yana doğru uzatmıştı. Her neyse, düştü çenemiz. Gel bakalım ablanın koynuna. Sonrasında, abla, abla uyan, ablam uyan, kabus görüyorsun. Ter içinde kalmış bir suratla ardına dek açılmış tiz rengi gözler. Kağıt gibi bembeyaz kesilmiş çeresiyle yatmakta olduğu yastıktan fırlamış, oturur pozisyona geçtiğinde boğulurcasına çektiği hızlı soluklarıyla elini göğsüne dayamıştı genç kadın. Kalbi delirmiş gibi atıyordu. Çok değil, birazdan kırık geçecekti göğüs kafesini sanki. Zihninde ise hala kabusunda duyduğu o çığlık çınlamaktaydı. Nergis'in çığlığı. Ablam, iyi misin? Kız kardeşinin sorusuyla bir anda düşüvermişti içinde bulundukları gerçekliğe. Solukları nihayet normale dönmüş, sırtını çok yorulmuş gibi yatağın başlığına mecalsizce yaslamıştı. O nasıl bir rüyaydı öyle? Nasıl bir kabus? Kalbin yerinden sökseler ancak bu kadar yanardı canı. Lakin ondan daha çok canı yakılan biri vardı ki o da Nergis çiçeğinden başkası değildi. Bakışları kız kardeşinin üzerine geçirdiği yarım kollu, diz kapaklarını örtüp tek bir yandan yırtmacı olan elbisesinde bir de boynuna taktığı, ona kabusunu anımsatan çini desenli ipek fularında dolaşmıştı. Boynunda altın bir halka, onu boğan altın bir halka, o halkayı kırıp onu soluğuna kavuşturan adam, o Eşref Haşim. Elleri yüzünü gerginlikle sıvazlarken hiçbir şey yokmuşçasına gerinmişti. İyiyim, iyiyim demişti kasılıp kalan kollarını gevşetmeye çabalarken. Parmaklarını kavarmış kıvırcık saçlarına geçirip diğer tarafa doğru savurmuştu. Sen nereye böyle? Ablasının dediğiyle bir an duraksamış, ona manken gibi bir poz verirken kendi etrafında şöyle bir tur atmıştı. Kırığı çıkığı yoktu, gayet iyi hissediyordu kendini. Dünkü yorgunluğu da tas tamam gitmişti. Yatmaktan sıkıldıysa yatsınamaz bir gerçekti. Ellerini beline yaslarken başını hafifçe iki yana kıpırdatmıştı. Yeterince mola verdim. Adliyeye gidip gelişmeleri öğrenmem lazım. Ama diyorum ki sen de gelsen, ben dün gece seninle uyumanın bedelini ödemesem, kocanın kıskançlığı malum, kudurmuştur dün gece. Duyduğuyla gözlerini bıkkınlık içinde çevirmişti Güz. Oğuz Kağan'ın kıskançlıkları hakikaten onu zorluyordu. Gidip de gece çocuklardan birinin yanında uyuyup kalmaya görsün. Başsavcıymış, 40 yaşına dayanmış demeyip günlerce ergenler gibi tripler atıyordu koca adam. Ama bu kez sesini çıkaramayacaktı çünkü cezalıydı. Kardeşinin saldırısını hafifleterek aktarmış, ona yalan sayılmasa da yalancıklar söylemişti. Lakin yine de sağ solu belli olmazdı. Nergis'in de dediği gibi gıcıklığı ondan çıkarmaya çalışabilirdi. Hem ne yapacaktı kardeşi yokken bu yarı ev yarı ofiste? Olumlu manada başını sallamıştı. Geleyim madem. Aldığı cevapla sevindirik bir halde çırpmıştı ellerini Nergis. Ablasını kalkan olarak kullanıp eniştesinin dışmından kurtulmak son derece zeki bir fikirdi. Hem onlar birbirleriyle uğraşırken o da rahat rahat bakirin ağzından tüm gelişmeleri kerpetensiz alıverirdi. Ama önce halletmesi gereken başka bir detay daha vardı. Yatağın ucuna dizlerini yaslayıp ablasına doğru eğilmiş, gözleri ima dolu bir tavırla is rengi menevişlere tutunmuştu.
Gel gel. Ama sen alarak gelme. Var mısın alalım başsavcının aklına biraz. Sonrasında tık tık tık. Adliye koridorlarında esen topuklu fırtınanın ardından nazikçe tıklatılmıştı Oğuzkan başsavcının kapısı. Mal rengi gözler çıtık kaşlarla atladıkları bir detay var mı umudu içinde okuduğu dosyadan kısa bir müddet ayrılmış, bakışları bir şeye teyit edermiş gibi duvardaki takvim ve saati acele süzerken gel diye seslenmişti. Aralanan kapından uzanansa bir çift su yeşili göz olmuştu. Masum ve şirin bakışlarla dolaşmıştı sert çaresinde. Başsavcım, müsaitseniz girebilir miyiz asistanım Güzide Hanım'la beraber? Asistanım Güzide Hanım? Dudi isimle keyif az dosya yerine gelirken dosyayı kapatıvermişti Özkan. Demek dün telefonda terörist diren, havaalanından onu almasına bile müsaade etmeyen Güzide Hanım makamına dek gelmişti öyle mi? Oh iyi, en azından bu olayı ufak bir cezayla atlatmayı başarmıştı. Başını olumlu manada sallamıştı. Tabii tabii buyurun geli. Sandalyesini geriye itip ayağa kalktığı esnada içeri giren kadını gördüğünde cümlesi yarıda kesilivermişti. Öne çatılmıştı kaşları, sonra ağır ağır havalanmış, boğazından sert bir yutkunma geçerken ona doğru adımlamıştı. Yanına vardığında ise baldızının başlattığı oyunu ustalıkla sürdürerek kavradığı toprak kokulu elin üzerine bir leydi öpücüğü bırakmıştı. Merhaba asistan hanım, başsavcı Oğuz Kağan olacağım ben, çok memnun oldum tanıştığımıza. Öpücük, asistan hanım çok memnun. Duyduğuyla elini kocasının avucundan ışınla çekmiş, kaşlarını keskince çatmıştı Güz. Kendi kurguladıkları hayali bir karakterden bile kıskanabilirdi onu evet. Nitekim tam zıttı bir durumda olsalar Oğuz Kağan da onu kıskanırdı. Biraz çatlak bir çift olabilirler miydi acaba? Kollarını küskünce göğsünde kavuşturmuştu. Defol Oğuz Kağan. Ne kadar meraklıymış asistan hanımları öyle. Hemen açtı nasıl mı modunu diye çemkirmişti ters bir tavırla. Başsavcının ters bakışları bir an kapalı kapıya sırtını yaslayan baldızına dönmüştü. Ne oluyorsa oluyor, bu cadıyla alakalı olan en ufak bir espri bile onun ayağına dolanmayı başarıyordu. Vay arkadaş, yine de bozuntuya vermeden bir adım atmış, vakit kaybetmeden kollarını karısının beline ağır ağır dolamıştı. Bu koyu yeşil renkteki ceket, beyaz bluz ve siyah etek üstlüsü nasıl da yakışmıştı göz güzeline. Ama o şalvarlı, enterli ve çizmeli hallerine de vurgundu. Eğilip bluzun açıkta bıraktığı gerdinlerine doğru eğmişti başını. Yavrum bu güzelliğe asılmazsam çarpılırım demişti ağzının içinde mırıldanarak. Nergis duyduğu avucunu dudaklarına yaslamış. Son anda gelen püskürtmeli gülüşünü zaptuart altına almıştı. Oğuzkan başsavcı karısına cilve yapmaya başladığına göre buradan ufaktan uzama vakti gelmişte geçiyor gibiydi. Hemen arkasında duran kapının kolunu usulca indirmiş. Kısacık araladığı boşluktan dışarı kaçarken kısık bir sesle mırıldanmıştı. Oldu o zaman. Ben en iyisi Baki Savcı ile görüşeyim. Siz de o sırada asılırsınız aman konuşursunuz dediğiyle çabucak atıvermişti kendini odadan dışarı. Kapıyı kapattığında ise rahatlıkla gülmüştü. Öyle komik görünmüş derdi ki gözüne. Bir yandan da tatlı, güzel, romantik ve özenilesi. Acaba onlar da dışarıdan böyle güzel görünüyorlar mıydı Eşref Aşin'le? Aklına gelenle elini kaldırıp hafifçe dudaklarına değdirmiş, göğsünün içinde bir yerler kelebeğin kanat çırpması gibi titrerken yutkunmuştu. Uzaklaşmak isterken nasıl böyle bir anda yakınlaşıvermişlerdi, aklı hafsalası almıyordu esasen. Daha fazla orada durmayıp hemen karşıdaki odaya yönelmişti, artık işinin başına dönmeliydi. Kapıyı usulca tıklatmış, gelen onayla aralayıp başını içeri uzatmıştı. Müsait misiniz savcım? Kısılmış, pür dikkat gözlerini bilgisayar ekranından ayırıp hemen tanıdık sesin geldiği yöne çevirmişti Baki savcı. Ve gördüğü kişiyle yüzünde güller açmasına engel olamamıştı. Elinde ne varsa bırakıp tas tamam içeri girmekte olan kıza dönmüştü. Onu yeniden burada böyle sağlıklı ve ayakta görmek öyle güzeldi ki. O köhne gece konudaki soluksuz hali günlerdir gözünün önünden gitmez olmuştu. Neyse ki geçip gitmişti o kabus. Oo hoş geldiniz avukat hanım. Sizi burada görmek çok güzel demişti. Her zamanki kibar ve samimi tavrıyla. Nergis işten gelen bir tebessümle içeri yürüyüp genç adamın buyur der gibi gösterdiği sandalyelerden birine usulca ilişmişti. Baki'den soğumuş değildi. Hatta Oskan'la birlikte çalışırken gözüne ayrı bir forslu, ayrı bir işinde başarılı görünmeye başlamıştı. Fakat Eşref'ten sonra açıkça ona karşı hissettiklerinin yalnızca bir dostluk olduğunu anlamıştı. Yani bir sevgililik evresine geçseydiler muhtemelen ya ilişki yürümeyecekti ya da bunu yine fark ederek dost çağırılıp arkadaş kalmayı deneyeceklerdi. Elleri rahatsız ama altındaki morluklar görünmesin gerginliğiyle huylarını hafifçe düzeltmişti. Başsavcının misafiri varmış. Ben de varsa son gelişmeleri sizden öğreneyim dedim. Ne durumdayız savcım?
Duyduğu soruyla az evvel parıldayan yüzü bir anda soluvermişti Baykin'in. Oğuzkan bugün konuşacaktı onunla ise ki hayatın kurtulamadığını kendisine bırakmadan bizzat söyleyecekti ama görünen o ki eşine başa düşmüştü. Bakışlarını bakarken huzur dolduğu su yeşillerinden usulca kaçırıp masanın üzerinde gezdirmişti. Aslında pek gelişme var diyemeyiz. Hatta biraz tıkandık. Elimizde Tan ismi var ama ne Didem'in ne de ağabeyinin çevresinde böyle biri yok. Fetüs'ten alınan DNA örneği de dosyadaki hiçbir DNA ile uyuşmadı. Demek Fetüs'ün DNA'sı dosyadaki hiç kimseyle uyuşmamıştı. O zaman bu tecavüz olayının gerçekten o partide yaşandığı netleşmiş ve aileden biriyle istismar seçeneği ortadan kalkmıştı. Ama iyi de sadece adını bildikleri tecavüzcü, uyuşturucu bağımlısı Tan'ı nasıl bulacaklardı? Elini bu kez de saçlarına götürüp düşünüyor gibi hafifçe kaşımıştı. Kötü olmuş peki hayat, eğer konuşacak kadar iyiyse bize başka bir ipucu verebilir belki demişti gayet normal bir tavırla. Öyle ya, kendisi iyi ve sağlıklıydı. O evden ufak bir hasarla kurtulmuştu, hayatta kurtulmuş olmalıydı. Kendisi zarar görecek kadar etkin bir saatte orada olduğuna göre hayatta zarar gelmemişti öyle değil mi? Genç savcı duyduğuyla göğsünü şişirmiş, oturduğu yerden ağır ağır kalkıp masanın önündeki avukat hanımın tam karşısındaki sandalyeye geçmişti. Anlaşılan bunu söylemek bana kalmış demişti kısık bir mırıltıyı andıran yorgun sesiyle. Bakışları bakmıyor tanır gibi ağır ağır tırmanmıştı su yeşillerine. Uzanıp genç kadının kucağında duran elleri nazikçe avuçlarına almıştı. Nergis, ben çok üzgünüm. Bunu tahmin edip koruma polisi de tavsiye etmiştik ama geç kaldık. Hatta az kalsın seni de... Tamamlayamadığı cümle soluğunu kesmeye yetmişti. Devam edemeyeceğini anladığındaysa bir anda dillendirivermişti hakikati. Özür dilerim Nergis. Yetişemedik biz. Koruyamadık hayatı. Sonrasında ruh halinin bir yansımasını andıran puslu gökyüzünde dolanıyordu ıslak su yeşilleri. Sabah özene bezene yaptığı göz makyajı akıp göz altlarında pandamsı bir görüntü oluştursa da umurunda bile değildi. Cayır cayır yanıyordu yüreği. Söz vermişti. Hayatta onu koruyacağına, her an yanında olacağına dair söz vermişti ama tutamamıştı. Verdiği söz üzerinden bir gece bile geçmeden tutamamış, kızcağızın imdadına yetişememişti ve bu suçluluk hissi belki de hiçbir zaman çekilmeyecekti gönül göğünden. Baki'nin tüm çekingenliğiyle itiraf ettiği hakikatle dönüp kalmıştı bir anda. Duvarlar üstüne üstüne gelmiş, zihninde o anda aydınlanıvermişti sis çöken o akşam. Hayatın evine girişi, o siyah giyimli katille karşılaşması ve kesilmişti sessiz soluğu. Göz bebekleri beyninde bir şimşek çakar gibi beliren maske, ardındaki o gözlerle büyümüş, boğazına doladığı ipek pulları yırtarcasına söküp atmıştı savcının masasına. Ardından daha fazla orada kalamamış, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var diyerek kendini adliyenin bahçesine atmıştı. Aradan aylı vakit geçmesine rağmen hala çökercesine oturduğu o banktaydı. Derken telefonun ısrarla çalışına kayıtsız kalamamış, burnunu çekerek çantasından çıkarıp boğuk bir sesle alo diyerek açmıştı. Karşıdan duyulansa Eşref Aşim'in sesi olmuştu. Kendini ancak bu saate kadar sevdiği kadını aramadan tutabilmişti. Avukat hanım nasılsınız? Sabah mesajıma adliyeye gidiyorum diye cevap vermişsiniz. Ben de müvekkiliniz olarak bir gelişme var mı diye sormak istedim demişti. Dünden kalma bir parça keyifli ses tonuyla. Derken bir an duraksamış, ağzının ucundan duyduğu burun çekiş ve titrek nefesle kaşları sertçe çatılmıştı. Nergis, Nergis ne oldu? Duyduğu soruyla daha fazla tutamamıştı ışıklıklarını genç kadın. Bunu bir de sevdiği adamın soruyor oluşu onu ayrı bir etkilemiş, avucunu dudakları üzerine kapatıp sessiz olmaya çalışarak dökmüştü içindekleri, sonra da kesik kesik soluklar çekmişti içine. Eşref, demişti bir kız çocuğundan hallice çıkan incecik masum bir sesle. Ben de yapamadım, koruyamadım. Koruyamadım, dediğiyle dudaklarını birbirine bastırarak gözlerini kapatmıştı genç adam. Öğrenmişti elbet, daha ne kadar saklayabilirlerdi ki hayatın ölümünü. Nitekim dün Nergis hastanedeyken adli tıp incelemesini bitirmiş, hayatın cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere gönderilirken Eşref buna müsaade etmemişti. Yaşarken tanıyıp ona destek olmak nasip olmasa da en azından doğru düzgün bir istirahatgah olsun isteyerek bir mezar yeri satın almıştı. Kasılmış direksiyonu tutan parmaklarını. Neredesin sen? Adliyede misin hala? Bekle hemen geliyorum. Telefonu kapattığı an hemen dönmüş, cezaevine göz alarak hız yapıp kısacık bir zamanda adliyeye ulaşmıştı. Sevdiği kadın orada ağlarken nasıl eli kolu bağlı durabilirdi ki? Nitekim onu en iyi anlayacak kişi de kendisiydi. Aracını park etmiş, hemen inip adliye bahçesine giriş yapmıştı. Koyma avilerinin etrafa dönüp dolaşırken
yeşil alana yakın kısımdaki bankta karısını bulması uzun sürmemişti. Oraya doğru büyük adımlarla yönelmiş, Nergis sanki hissetmiş gibi geldiği tarafa bakıp onu gördüğünde mecalsizce ayağa kalkmıştı. Eşref ise tek bir an beklemeden alıvermişti sevdiğini heybetli kollar arasına. Yüzünü göğsüne gömüp hıçkırıklara boğulmasına müsaade etmiş, burnu gür siyahlara eğilirken derin bir soluk gibi içine çekmişti kokusunu. Güzelim demişti büyük avuçlarıyla saçlarını şefkatle okşarken, kulaklarına dalan ağlayış kalbini paramparça etmekteydi. İlk kez şahit olmadı Nergiz'in gözyaşlarına ama böylesi bir acı çekerken ilk kez sarılıyordu ona. Ve hayat öyle tuhaftı ki şöyle birkaç hafta evvel ağlayan kendisi teselli vererek sarılansa Nergis'ti. Rolleri değişmiş gibiydiler şimdi. Dakikalarca sarılı kalmışlardı öylece. Nihayetinde genç kadın bir parça rahatlamış gibi geri çekilmiş, usulca arkalarındaki banka çökmüşlerdi. Küskünce bakmıştı koyu mavilere su yeşilleri. ''Neden söylemedin? Niye sustun kaç gündür?'' demişti. Bükülmüş ve ağlamaktan şişip kızarmış kiraz dudaklarıyla. Genç adamın büyük eli havalanıp karısının nemli yanağına ağır ağır yaslanmıştı. Baş parmağı önce ıslak kirpik diplerini kurulamış, ardından alt dudağını içi gider bir solukla okşamıştı. Hafifçe iki yana sallamıştı başını. ''Sen kolay bir şey atlatmadın ki güzelim. Kalbinin ritmi bile bozulmuşken nasıl söyleyebilirdim?'' demişti kısık bir sesle ve suçlu tavırla. Nergis derin bir of çekerek indirmişti omuzlarını. Haklıydı, haklıydılar. Ne ona, ne eniştesine ne de Baki'ye bu konuda kızmaya hakkı yoktu. Nitekim onların yerinde olsa kendisi de saklardı. Küskün bir kız çocuğu gibi uzaklara çevirmişti bakışlarını. Gözleri hala durdurak bilmezmiş gibi usul usul salıveriyordu incelerini. Eşref Haşim koyu mavilerini karısının çevresinden bilhassa ayıramamış, bu halini saniyeler boyu kederle izlemişti. Nihayetinde daha fazla dayanamayıp yeniden çekivermişti kolları arasına. Göğsüne yaslayıp başının tam tepesine uzun bir buse kondurmuştu. Ne desem boş olacak biliyorum ama o güzel gözlerin ıslanmasına kıyamıyorum işte. Kendini sıcacık ve güven dolu bir yuvada gibi hissederken kapatmıştı göz kapaklarını genç kadın. İçinden bu haddiye yakıp yıkmak, içeride gördüğü tüm katilleri, istismarcıları teker teker gebertmek geçiyordu ama yok, hepsinin canını alsa dahi soğumayacaktı içi. Önce Didem, şimdi de hayat. Hatta Eşref ve Baki yetişmemiş olsa kendi de girecekti bu listeye. Vereceklerdi hesaplarını. Adaletin ve yargının karşısında vereceklerdi. Sonra da ölene kadar o demir parmaklıklar ardında ini mini minleyeceklerdi. Çene kemikleri ırsla kasılırken bir anda çıkıvermiş kocasının kollarından. Su yeşilleri az önceki masumluğunu yitirmiş koyu bir nefretle dolmuştu. Karşısına çıkanı kül etmek ister gibi bakmıştı koyu mavilere. Bitireceğim onları demişti. Kırmayı dilermiş gibi birbirine bastırdığı dişlerin arasından sıtlayarak, sıktığı yumruklarını havalandırıp dizlerine sertçe indirmişti. Güneşli hasret bırakacağım gücü ancak genç kızlara yeter nokta noktaların. Sükunetle süzmüştü yanı başında yeminler eden kızı Eşref Haşim. İnanıyordu. Bu kuş kadarcık haliyle, zarif parmaklarıyla, narin bedeniyle, gencecik yaşıyla tüm bunları yapabileceğine canı gönülden inanıyordu. Tek bir an bile şüphe etmemişti ondan. Nitekim bundan değil miydi şirketinin koskoca avukat ordusunu elinin tersiyle etip bu delişmen kıza davamı al diye yalvarışı. Var gücüyle sıktığı küçük yumruğunu tas tamam kavramıştı büyük avuçları. Başına destek verir gibi sallamıştı. Biliyorum. Seni bu adliye bahçesinde gördüğüm günden beri bunu biliyorum. Sana inanıyorum. Kardeşim de, kardeşi gibi sevdiği dostu da huzura kavuşacaklar yakında. Duyduğu sözlere bir an susup uzun uzun bakmıştı koyu mavi girdapların ta işine Nergis. Sahiden inanıyor muydu ona? Böyle canı gönülden güveniyor muydu hakikaten? Yoksa aralarındaki adı konmamış ilişki başlangıcı yüzünden mi böyle diyordu? Evet, inanıyordu. Bunu genç adamın sükunet eren acısından, artık umutsuz ve ruhsuzca bakmayan gözlerinden ve ümitvar tebessümünden anlayabiliyordu. Derken bakışları Eşref Haşim'in hemen ardında kalan adliye kapısına değmiş, içeriden çıkan eniştesi ve ablasını usulca bulmuştu. Gözleri onunla birleştiğinde ise duraksamıştı, hayran olduğu çift. Oğuzkan'ın kaşları Eşref'i gördüğü an afişe çatılırken derin bir solukla göğsünü şişirmişti. Gülse tepkisizce bakmıştı onlara. Nihayetinde eniştesinin eli havalanmış, ona seslenirken gel diye işaret vermişti. Avukat hanım, yalnızca Nergis değil, Eşref de duymuştu bu seslenişi, başını çevirip usulca arkasında kalanlara bakmış, ardından koyu mavilerini yeniden yanındaki karısına çevirmişti. Gitme diyemezdi ona. Gitme, benimle kal diyemezdi. En azından şimdilik buna hazır değillerdi cümleten. Dudakları belli belirsiz, buruk bir tebessümle kıvrılırken göz kapaklarını kapatmış, başını hafifçe sallamıştı.
Nergis aldığı bu sessiz teselliyle daha fazla beklemeden yerinden kalkıp yavaş adımlarla Abbas ve Enistes'in yanına gitmişti. Saniyeler sonra ise Oskan'ın bu kez kendi kullandığı rüks aracıyla adliye bahçesinden çıkıp gitmişlerdi. Oturduğu büyük köşe koltukta ayaklarını uzatmış, dışarıdan bakıldığında karşısındaki açık duran televizyonu seyreder gibi dursa da beynin içinde durmadan dönenleri düşünüyordu Nergis. Elleri tek omzunda topladığı saçlarında bir terak gibi dalgınlıkla dolanıyordu. Eşref Haşim'i adliye bahçesinde bıraktıktan sonra annesi ve babasının yanındaki bir kız çocuğu gibi arabanın arka koltuğuna binmiş, ön koltukta akşam yemeği hakkında kısık sesle konuşan çiftle İstanbul'un diğer tarafına yolculuk yapmıştı. Onun evinde oturma odası yahut salon gibi kısımlar bulunmadı. Ofis kısmında rahat edemeyecekleri için Oğuz Kağan'ın ağabeyi Aleberan'la eş için İstanbul'a geldiklerinde kullandıkları rezidansa gelmişlerdi. Güz onu binbir ısrarla oturtmuş, gelirken kasabı arayıp aldıkları İnegöl köftelerini pişirmek üzere mutfağa girmişti. Oğuz Kağan da yemek vakti gelene dek bir duş alacağını söyleyerek üst kata çıkmıştı. Derken kapı çalmış, Nergis daldığı yerden çıkıp çıplak ayaklarını yere değdirmişti. Madem çiftin yanında çocukları gibi dolanıyordu, annesi mutfaktayken kapıya da bir zahmet baksındı. Koyu renkli parkelerin üzerinde şap şup sesler çıkarak yürümüştü kapıya doğru. Mutfağın önünden geçerken de bir an duraksayıp başını içeriye uzatmış. Çeşmede muhtemelen kapıyı açmak için hızlıca ellerini yıkayan ablasına bakmıştı. "Bakıyorum ben ablam," demişti ağzından zor çıkan bir mırıldanmayla. Göz başını sallayıp yeniden ocak başına dönerken birkaç adım daha atmıştı. Alışkanlığı olmadığından dürbünden bakmak gelmemişti aklına. Kapı kolunu dalgın dalgın indirmiş, kapıyı usulca aralığındaysa gördüğü kişi de bir an duraksayıvermişti. Baki, kaşları sobelendik der gibi havalanırken kendisinde büyük bir şokla gezen gözlerle bakmıştı endişeyle. Nereden çıkmıştı şimdi bu adam? Eniştesinin evini nereden biliyordu? Daha evvel de gelmiş miydi? Bunların arasındaki arkadaşlık kısacık zamanda böyle çat kapı ziyarete gelecek kadar mı ilerlemişti? Eristleri genç savcının kucağındaki dosyalarda sorgular gibi dolaşmış, Baki ise koca bir şokun içinde kalıvermişti. Nergis ben Oğuz Kağan, çekiler gibi kurmakta olduğu cümlesi genç kadının arkasından gelen tanıdık ses ve adımlarla yarıda kesilmişti. Nergis, kim gelmiş? Baki duyduğu sesle gözlerini irice açarken Nergis elini bıkkın bir tavırla yaslamıştı alnına. Bu birbirini tanımamazlıktan gelme oyunu buraya kadardı. En azından bundan sonra Baki'nin yanında rol yapmak zorunda kalmayacaklardı. Önce sesi duyulmuş, ardından duştan henüz çıkan Oğuz Kağan üzerine spor bir takım giymiş olsa da elindeki havluyla ıslak saçlarını kurulayarak avukat hanımın arkasında belirivermişti. Nergis ve duş almış bir adet Oğuz Kağan. Genç savcının zihni bundan kısa bir zaman evvel aşık olduğu kızın evine gittiğinde denk geldiği manzarayla doluvermişti bir anda ve boğazından sert bir yutkunma geçerken mırıldanmıştı. Ay nokta nokta ben böyle dejavuyu. Durum oldukça tuhaftı. Adliyede ilk günden beri terleşen, dırtlaşan, pakışlarla bile kapışan bu ikili nasıl olur da aynı evden çıkardı? Ayrıca Nergis o ağ bozuntusuyla evliydi, evli. Evet ona göre bu gerçek bir evlilik değil ama bu manzarayla düşünebileceği tüm fesatlıklara karşı zihninde bir alarm gibi Oğuz Kağan başsavcının evli olduğu gerçeği dağıt 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 ötmekteydi. Üstelik bu adamın iki çocuğu da vardı. Hem de karısını en gergin anlarda kalp emojiyle mesajlar atacak kadar aşıktı. Yok yok bu saçma bir kabus olmalıydı. Bunu Oğuz Kağan yapacak olsa bile Nergis asla yapmazdı. Derken Oğuz Kağan elindeki nemli havluyu muzip bir tavırla yamacındaki kızın eline tutuşturmuş, alnına dökülen ıslak saçlarını geriye doğru ittirirken yakalanışlarına gülmüştü. Fakat asıl güldüğü Baki'nin şekilden şekle giren suratıydı. Kim bilir şu birkaç saniyede neler geçmişti aklından. Ama kabahat az tamam kendisindeydi. Çıkarken almadığı gerekli dosyaları geçerken bırakması için kendisi rica etmemiş miydi çocukcağızdan? Geleceğinin Nergis ve güzel haber vermeyi ise tamamen unutmuştu. Başını ağır ağır sallarken gülüşü hoş bir tebessüme evrilmişti. Gel savcım gel. Sana artık bir açıklama yapmak farz oldu demişti samimi bir ses tonuyla. Kolunu kaldırıp Baki'nin birleşmiş göz bebeklerinin önünde kolunu baldızının omzuna atıvermişti. Bu topuklu fırtına benim kardeşim olur. Daha doğrusu eşimin kardeşi ama benim için de kardeşten farkı yoktur. Kardeşim, eşimin kardeşi, kardeşten farkı yok. Duyduklarıyla derin bir hoş çekmek istese de kendini son anda tutmuş allak bullak olan yüzündeki şaşkınlık dolu ifadeyi tebessüme çevirmeyi denemişti Baki. Ah ulağın içi fesatlı içi. Her şey gelmişti de aklına. Kardeş olacakları gelmemişti.
Halbuki şimdi gerçeği bilerek düşününce her şey birer birer aydınlığa kavuşuyordu. Oğuzkan'ın Neşle Fahişim'e karşı davranışları, üzerine gidişleri, Nergiz'in damarına basışları, kavanozla su içen teyze gibi "Oh ya Rabbim çok şükür" diye bir iç çekesi varken buzuntuya vermeden gülümsemeyi yeğlemişti. Yani sizin ilk günden beri o halleriniz demişti sözcükler dilinden ağır ağır dökülürken. Oğuzkan duyduğuyla kaşlarını hafifçe çatıp bir ona, bir kolunun altında tuttuğu kızın mahzun tebessümlü suratına bakmıştı. "Ne yaptık ki? Çok mu belli ettik ya?" demişti merak dolu bir tavırla. "Yok canım, doğru düzgün konuşmamışlardı bile. Aynı arabaya bile binmemişlerdi. Baki başını ben bilmem der gibi iken asalarken Nergis gözlerini devirerek başını ona doğru kaldırmaya çalışmıştı. Lakin bu eniştesinin kütük gibi ağır olan kaslı kolu yüzünden pek kolay olmamıştı. Bence tam aksine. Tüm adliye benden nefret ettiğini falan düşündü enişte demişti omurdanır gibi bir tavırla. Enişte mi? Genç savcının bir kez daha gözleri parlamıştı. Belki de o abozun sıralarına girmese Nergis'le ilişkileri başlayacak ve Oğuzkan gibi bir başsavcıyla bacanak olma yoluna girecekti. Ah ah, nasıl da güzel olmuşlar derbeki bu işti. Oğuzkan ise duyduğu homurtuyla elini kaldırıp baldızının burnunu sıkıvermişti. "Sus kız," demişti her zamanki abi tavırlarıyla. Aldığından bal harilerini kapıya eşiğinde onlara gülümseyerek bakan adama çevirmiş, uzanıp elindeki dosyaları kibarca alırken başıyla da içeri işaret etmişti. "Gel savcım, buyur, yemek yiyecektik biz de." "Yemek teklifi mi? Böyle resmiyetten uzak, evde ve samimi bir şekilde oturup muhabbet ederek yiyecekleri bir yemek mi? Başka zaman olsa fesini göğe atar, ne iş varsa beklesin diyerek içeri dalıverirdi. Lakin bu kez yapamayacağı birine söz vermişti. Yüzü bu anda masumlaşırken başını hafifçe yemişti omzuna doğru baki. "Çok isterdim başsavcım ama Asaf başsavcı başka bir dosya için bekliyor," demişti üzgün bir ses tonuyla. Derken içeriden tangır tungur bir ses gelmiş, ardından telaşlı bir ayak sesi koridorun ucundan dış kapıya doğru gelmişti. Ufukta beliren serbette güzden başkası değildi. Bir elinde peçeteyle mumla yanan uzun sandviç ekmeği tutarken boştaki elini genç savcıya nazik bir tebessümle uzatmıştı. "Merhaba, Güzide ben, Nergis'in ablasıyım. Duydum az önceki muhabbeti de," demişti. Anaçlık Okan o samimi haliyle ve hazırladığı sandviç ekmeğini tutuşturmuştu baki savcının avuçlarına. "Şöyle ekmek arası sarıverdim. Kokmuştur illa ki, yersiniz yolda." Ben neleri kaçırdım Allah'ın bakışlarıyla bir avucuna konulan ekmek arasına. Bir de karşısındaki güzel haliye imrenti dolu gözlerle bakmıştı baki. Bu ailenin içinde olabilirdi. Bu üçlü kendisiyle birlikte dörtlüye dönebilirdi. Muhteşem tatillere, double date'lere çıkabilirlerdi. İçinde koca bir pişmanlık belirirken içten bir gülümsemeyle sallamıştı başını. "Çok memnun oldum Güzide Hanım. Ellerinize sağlık, çok makbule geçecek vallahi," dediğiyle istemeye istemeye de olsa geriye doğru bir adım atmış, derin bir solukla göğsünü şişirirken elini kaldırıp sallamıştı. "O zaman iyi akşamlar." Derin bir iç çekişle dönüp asansörlerin olduğu koridora doğru dönmüştü baki. Oğuzkan ise arkasından kapıyı kapatmış, ağır kolunun altından can havliyle çıkmaya çalışan baldızının saçlarını sinir bozucu şekilde karıştırırken dudağının ucuyla cıkcıklamıştı. Burada gül gibi baki dururken bu cadı gitmiş o suratsız, soğuk nevale şeretasına varmış değil mi? Nergis nihayet kendini kurtarıp içeri kaçarken onaylamaz bakışlarını karısının üzerinde gezdirmişti. "Kaçırdık, iyi çocuk." Kocasının dediğiyle istemsizce gülüvermişti Güz. Kocasını o kadar iyi tanıyordu ki bu söylediğine bir saniye bile inanmamıştı. Çünkü Nergis kalkıp da Baki'yi damat olarak getirse Oğuzkan beğenmemek için çocuğun nefes alışından gözünün kırpışına dek her şeyini eleştirecekti. Nergis Baki'den cevap Eşref Ayşin'in evlendiği için savcı bey kıymete binmişti. Dolgun dudaklarını öne doğru abartılı biçimde büzmüştü. "Mosluk toş bocanok üstümüm" diyen bendim değil mi savcı, demişti İslengi Menevişleri kocasına ima dolu bakışlar atarken. Başsavcı dudağının ucuna dek gelen gülüşünü zorlukla bastırmıştı. Nereden başına sarmıştı bu çatlak aşiret kızını? Nasıl da ciğerine kadar tanıyordu onu? Ah da var çoban ha! Güz kısık sesli bir gülüşle dönüp yeniden mutfağa yönelmiş, Oğuzkan'sa bile asla beklemeden işaret parmağını havaya itirazla sallayarak peşine takılmıştı. "O iş öyle değil bir kere Güzide Hanım." Ablası ve eniştesi gülüşüp konuşarak mutfağa girmiş, Nergis ise o arada gidip az evvelki gibi kendine köşe koltuğun köşe kısmını atıvermişti. Dünkü kadar olmasa da bedeninin her bir kısmını yorgun hissediyordu. Tabii bundan bugün saatlerce hıçkıra hıçkıra ağlamasının da bir etkisi vardı. Ama bu kadarla kalacaktı. Yarına kadar ağlasa da, sızlasa da, yarın sabah uyandığında bu üzgün halini bir kenara koyup davaya bıraktığı yerden ama bu kez dört koldan sarılacaktı. Hayatın onlara söylediği tüm ipuçlarını teker teker araştırmazsa, her ipin ucunu ayuka çıkarmazsa bundan böyle kimse de ona topuklu fırtına demesindi.
derken duyduğu mesaj bildirimiyle orta sehpaya uzanmış, telefonun elini alıp ekrana mahzun yeşillikleriyle bakmıştı. Gönderen Eşref Haşim Basralı müvekkil. Nasılsın? Belli belirsizce kıvrılmıştı dudakları. Kendini kötü hissettiği anları hissediyor muydu bu adam? Ne zaman böyle bir köşeye çekilse, ne zaman dizlerini karnına çekip mahzunlaşsa Eşref ya geliyor ya arıyor ya da bu şekilde kendini hatırlatıyordu. Belki de boşuna boşuna ondan uzak durmaya çalışıyordu. Belki de kendini bu aşkı da tas tamam teslim etmeli, doğru düzgün bir sevda yaşayıp onunla mutlu olmalıydı. Dudaklarını hafifçe birbirine bastırırken kıpırdatmıştı parmaklarını. Gönderilen Eşref Haşim Basralı, müvekkil. İyi olacağız hepimiz. Dıt dıt dıt. Bir yeni mesaj bildirimiyle elinde duran telefonu kaldırmış, ekranda beliren kısa cümleyi ruhsuz koyu mavilerle okumuştu Eşref Haşim. Kulakları yakındaki camiden yankılanan yatsı ezanıyla dolarken elini kaldırmış, önünde beklediği ahşap kapıyı içeriden duyulabilecek bir hızla tıklatmıştı. Çok sürmemişti bekleyişi. Semtin tarihi yapısına uyum sağlayan oymalı ahşap kapı kısık bir gıcırtıyla aralanmış, içeride üst üste dizilmiş bantlı koller belirirken genç kadın kapı aralığından başını dışarı uzatmıştı. Ve dirişleri eşikte duran genç adama değdiğinde kaşları hafifçe çıtılırken derin bir soluk çekerek yutkunmuştu. Bir daha hiç gelmezsin sanmıştım Haşim. İşte böyle dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Bursalı gelin, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hikayenin yarısında seslendirirken, hatta son 15 dakikası diyeyim, böyle fark etmişsinizdir, bir yerden sonra nefes nefese kaldım. Bu amarada böyle biz üniteyi sökmüştük. Dedi ki Cihan dedi onları dedi. İşte amcamla yeğenini çağırmış onları taşıyacağız. Ya dedim baba insan bir haber vermez mi? Durdurdum. Gittik onları bu merdivenlerde indirdik. Sonra annemler biraz karşıda oturuyor işte. Onların oraya taşıdık falan. Geldim tekrar durdurdum yerden nefes. Devam ettim ama devam ederken de böyle birkaç yerde nefes nefese kaldım. Durdurup tekrardan okudum. Oraya durdurup tekrardan okudum. Öyle oldu yani. Hamlamışız bir de. O nefes nefese kaldığım yerler belli oluyorsa kusura bakmayın. Benim de haberim yoktu. Böyle yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. Çok sevdiğim bir hikaye. 4 tane erkek karakteri anlatıyor. Hayata bağlayacak sizi bu hikaye. Hele ki içinde bir aşk var ki yani aşka aşka açacak sizi. Böyle 4 tane karakter var ama 4 erkek karakter var. Bu aşk o 4 erkek karakterin dışındaki bir aşk bir de. Bir tane profesör de adı neydi ya o hikayedeki profesörün adı? Baba mıydı? Baba mıydı? Neydi ya? Neyse o hikayeyi dinleyin tamam mı? Oraya gelince bu ne garip isimmiş diyeceksiniz. O 2 tane aşkın birbirine yazdığı mektuplar var. Yok böyle bir aşk. Yani ben hala kaç yıl oldu onu seslendireli? 4-5 yıl olmuştur herhalde. Hala böyle hatırladıkça içim düz ediyor. Ve hikayede muhteşem bir hikaye. Ha, hikayenin ismi 4 çeyrek. Mesela 4 çeyrek deyince aklınıza ne geliyor? Benim kokoreç geliyor. Yani çeyrek deyince kokoreç geliyor. Neden bilmiyorum. Ama sizin kokoreç falan gelmesin. YouTube'da arama kısmına 4 çeyrek yazın. Bütün algınız değişsin. Efsane bir hikaye dinleyin inşallah. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.